başına hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Haftanın ikinci gününden bir ay böyleyiz. Acayip bir çekişme var. Acayip. Çünkü sonunda 20 tane bilezik, tam 40.000 TL değerinde 20 bilezik ve bir sürü çeyrek altınlar. 20 tane de çeyrek altın var. Daha ne olsun? Önce başvuru adresini veriyorum. www.kanald.com.tr. Dün onsuz başladık. Bugün hep birlikte başlayacağız. Yağnur, Ayten ve Aysun, yanıma gelin meleklerim. Teşekkür ediyorum. Seda'm, sana da teşekkür ediyorum eşlik ettiğin için. Böyle güzel oluyor. Evet, benim muhteşem dörtlüm, nasılsınız? Çok bomba gibi. Haftanın ikinci gününde. Evet. Herkes bomba. Bomba gibi Seda Hanım. Maşallah, maşallah. O zaman kaldırın örtüleri. Defterler, kalemler çıksın. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, bu muhteşem dörtlüyle bir ay yarışacağız. Bir ay sonunda en çok çeyrek altını yakasında bulunduran gelin, 20 tane bileziğin tam 40.000 TL değerindeki 20 bileziğin sahibi olacak. Kızlar kıyasaya rekabet içindeler. Çünkü sonunda 20 bileziği almak var. Ne pişiriyoruz bugün? Ispanaklı mantarlı açık börek. Hemen gerekli malzeme listesini söylüyorum. 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 paket milföy hamuru, 1 demet ıspanak, 1 büyük kase mantar, 1 soğan, 7 büyük yumurta, 1 büyük su bardağı süt, 1 çay kaşığı hardal, 3 dal taze soğan, 1 limon, kabuğu rendelenecek, 3 tatlı kaşığı tuz, bir tutam da karabiber. Benim muhteşem gelinlerim, sizleri kayınvalidelerinizle tam 90 saniye baş başa bırakıyorum. 90 saniye sonra buradayım. Evet. Milföy'den bir şey yapılacak. Altına çanak gibi bir şey de yapılabilir. Düz bir şey de kalabilir. Hiç bilmiyorum. Soğanı, bunu hepsini çiğden koyup... Kavurmadan olur mu? Mantar pişmez o zaman. Özdeşleştiririm. Yumurtasını falan güzel, yani iyice harmanlayıp güzelce tepsiye dizerim. Tamam. Ondan sonra fırınları da kızartırım üstüne. Eğer fırınlanacak ve kızartılacak bir şey. Bunu kavuracağınız, koyacağınız yumurta kıracaksınız. 2, 4, 6, 7 tane var. Anne, iç harcını annenle kutluyorsun. Çok güzel harmanlar. Güzel. Mantarların kabuklarını soymana gerek yok ya. Bunu alıyorsun, böyle böyle yapıyorsun. Bitti, içten al. Böreğinin altının üstünün niye kızarmasına bakacağım. Çok nar gibi kızartma. Açıkta bırakma, pembe bir renk ver. Bir tanesi de yumurta üzerine sürülecek. Börek diyor buna, açık börek. Mutlaka üzerine yumurta süreceğizdir. 5, 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım. Neriman, Nilgün, Nagihan. Tamam, hadi başlayalım. Enler yarışıyor. Dört kayınvalidemin ismi ne harfiyle başladığı evet, için enler. Ben koydum ismini. Çok güzelsin Nurten. Çiçek mi ekeceğim burada? Tabii, balkonuma... Burası yeri mi şimdi? Tabii, balkonunda çiçek yapacağım. Ay, evimin balkonuna götüreceğim, kendime hiç, bahçe yapıyorum. Hiç işin yok. Aa, ne oluyor? Aa, ne oluyor orada? Ya hadi çiçeği anladık da gübre yani gübre, kokuyor ya. Gübre burada olmaz hayatım. Of. Evinde yapmaz yapmaz böyle şeyleri buraya gelince yapası gelir. Tuttu, alerjisi tuttu. Eyvah. Ben şu anda gerçekten inanamıyorum anneciğim. Ben
senin oğlan torununa kayınpederimin yetmediği kaynımın ismini koydum. Koydun, sağ ol. Allah kız veliaht olur mu anneciğim? Demek ki ben bunları yapmakla hiçbir yere gelmemişim. Benim bu itirafım yalandı. Bir Ramzı'nı yoklamak içindi. Sonra. Ben akıllıyım der ama ben ondan daha akıllıyım Seda Hanım. Tamam mıyız? Her şey tamam. Her şey. Vallahi harikasınız sen. Bomba gibiyiz. Dünden daha iyisiniz bugün. Çok iyi. Süperiz. Hadi maşallah süreyi söylüyorum. Tam 45 dakika. Oo, güzel. Yeter. Başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Başlayın. İnşallah bugün biz alacağız çeyreği. Nasıl yani? E ya işte Allah kısmet ederse biz alacağız. Sıra, bugün de alırız. Sıra bizde canım. Nasip etsin. 5-1-1-1 yaptıkça alamazsın canım. Hepimiz gelelim 1-1-5. Ne anlamı kalacak bunun? Ama senin bir heyecan olmaz. Hiçbir şey olmaz benim açımdan. Benim kendi görüşüm. Kafamı boşaltmam lazım. Birazcık işim var benim. E yine ne yapacaksın Neriman Hanım? Sen zaten rahat duramıyorsun. Yine var bir şey bunun getireceğim aklında. Görürsünüz. Ne yapıyorsun yine? Allah bilir mangal yakıp şimdi burada bir de et pişirecektir. Yapar Neriman'dan her şey beklenir. Ay çok rahat. Sinirlendi hiç Neriman. Hiç yerinde rahat Neriman duramıyor Hanım, ki. Benden sonra bayağı bir agresif olmuş. Böyle evet. Bir kadının sinirleriyle oynamışsınız galiba. Ki beni eleştirirdi. Biz ne oynayacağız? Ay Nurten Hanım sen çok bağırıyorsun. Nasılmış? He Neriman? Çok bağırıyorsun diye beni eleştiriyordun. Ne yapıyorsun Neriman? Bak. Bahar geldi. Çiçek mi ekeceğim burada? Tabii balkonuma. Bu yeri mi şimdi? Tabii balkonumda çiçek yapacağım. Ay Neriman Hanım. Evimin balkonuna götüreceğim. Kendime bahçe yapıyorum. Hiç işin yok. Ne oluyor? Ne oluyor orada? Yine bu olaylar çeviriyor. Allah aşkına yine neyi pişiriyorsun, neyi temizliyorsun, ne yapıyorsun anne ya? Ben de anlamadım. Çiçek getirmiş. Evinde yapmaz yapmaz böyle şeyleri buraya gelince yapası gelir. O ne Neriman? Gübre. Burada gübre mi olur şimdi Neriman? Ay çiçeği yani. Kurban olayım yaptı annem ya. Ya hadi çiçeği anladık da gübre yani gübre kokuyor ya. Gübre burada olmaz hayatım. Of ya çok kokuyor. Vallahi kusura bakmayın böyle oturacağım. Açık alanda yapılır böyle şeyler. Açık alan balkonda burası. Neresi açık alan koskoca stüdyo. Nerede yapayım o yol koskocaman teras yer burası. Var. Aralarda terasta yap. Ay ne kadar ay, çok iki tane koktu. Çiçek bir şey yok ay, bunun. Ay Neriman gübre olmadı şimdi burada. Koktu. Burası stres mi atıyorsun böyle yaparak? Stres. Burası kayınvadelerin çok odası. Çok sinirlendim, çok sinirliyim. Stres atmam lazım. Tamam, biraz rahatlamam lazım. Ben toprağa ellerim mi sinirlerim tamam. Sakinleşiyor. Elektriğini alır ama... Ama burası o ortam değil yavrum ya. Bir de bir leğen gübre. Tuttu, alerjisi tuttu. Eyvah, eyvah. Ay bu bakın yalan hangi çeşidi acaba? Neriman Hanım. Görmüyor mu? Kadın gidiyor. Bak burnum kaşınıyor. Görüyor musun? Şimdi şişecek kocaman. Bu yapar. İstediğini yapar. Ama ne derseniz boş. Ama çok da pis koktu. Anneciğim sen bana odaklan. Beni izle demiyor musun hayatım? Canım benim. O beni izliyor. Gayet de güzel de buluyor. He buluyor diyorsun. Evet. Buluyor. Anladım. Ulaşmıyoruz diyorsun ama nasıl buluyor kayınvalidem? Vallahi buluyor. Biz şansa gidiyoruz. Buluyoruz bir hiçbir şey değişmemiş maalesef. Evet. Şansa. Herkes biz sizin aynı gibi tüyolar devam ediyor. Canım birileri ikileri diğer kayınvalidelerden aldın. Evet doğru söylüyorsun. Kayınvaliden seni burada buldu. Başkaları da 5-1-1 yapıp kayınvalidesi gelini bulunca isyanlara başlıyor. Aynen öyle. Hiç de alakası yok. Çok alakası benim kayınvalidem var. Demek istediği şu. Hepiniz diyor yapıyorsunuz bunu. Ben yaptığım zaman benim üzerime geliyorsunuz. Öyle demedi. Kayınvaliden çok sert konuştu. Benim kayınvalidem... Tamam bak tepki gösterebilir. Ne yapıyorsun Nagihan Hanım, Nagihan ya da haftanın ilk günden deyip kızabilir, tepki gösterebilir ama o derece bağırarak, o kadar abartarak olmamalıydı. Size bir şey söyleyeyim mi çok kızlar? Çok sinirlendi. Orada, o da yaptı. Ben adaletsizliği yapmıyorum. O da yaptı ama bulamadı. Bulsaydı problem yoktu alakası seni. Alakası yok. Ben çok ona alakası dedim, var Ayten. Ben ona dedim hepsi yapıyor sen de yap. Kızım yapamam dedi. Yaptı ve bulamadı. Sonra da bir daha cesaret edemedi. Yapmasına sevindim. Yani Ayten senin kayınvaliden buna cesaret edip gerçekten seni bulabilecek olsa. Evet. Sence yapmaz mı?
kızım yapamam dedi diyorsun. Sanki bizim hakkımızı yememek için yapmıyor. Vallahi bak burnun kızarıyor ya. Biraz da gübresini versin. Allah aşkına ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Koyun gübresi galiba. Ayten yemeğini git yap, gözünü seveyim. Allah aşkına balkonumuza çiçek götüreceğim kızım. Saksılara çiçek koyuyorum. Mantıklı çiçekleri beğendim. Hazırlı eve götürelim. Şişkiliye bak. Gübre gibi. Güzel buraya yapsın. Kadar geliyor zaten. Çok rengarenk çiçekleri şaka eve götürelim. Ya. Bak kaşıntı ya, da tuttu görüyor musun ya? Burası yeri değil ya. Şov yapıyorsun sen. Vallahi şov yapıyorsun. Bakın bakın bakın. İnan bak şovun bakın, daniskası bu. Bakın şu güzelliğe bakın. Şov, bıraktığım bakın. Gibi şov, aynı. Neriman Hanım bıraktığım gibi aynı. Bir dakika ne kadar oldu ki gidelim. Daha yeni gittin lan. Ay neyim? Bir çay oldu hayatım, bir çay değil. Allah aşkına çabuk çabuk doldur da çıkart şunları dışarıya. Kadının alerjisi tuttu. Burnum vallahi. Ay birazcık dışından koyun ya. Bunlar gübremiz. Tamam. Nereden çıktı şimdi? Canım benim. Gitsin evinde yapsın. Neden burada yapıyor ki? Benim kayınvalidem burayı evi gibi gördüğü için burada yapıyor. Evet evet. Bunu biliyorsun. Daha önce de aynı muhabbetleri yapmıştık evet. Evet bunu biliyorsun. Hadi kızlar hadi bırakın da asıl konuya dönelim olur mu? Dönelim. Dün gördünüz. Dörtlü kitlemesi yapıldı. Büyük finalde en başarılı, en mükemmel kayınvalideler yarışıyor. Ve tabii ki de ne oldu? Yağlı işçiler çeyreği yakasına taktı. E zaten hadi bir kişi bakalım alıyor. Alkış. Alkış bekliyorum kızlar. Ay daha çok beklersin o zaman. Beklersin hadi sen. Hadi bak. O zaman sen daha için. Çok beklersin alkışı. Bak bak alkış alkış bebeğim. Ay bak, hayatım alkış. Aldığın çeyreği deli başı onlarını alkışlıyorum. Alkış yapabiliyorsun aferin. Evet ne oldu sevgili bozuldunuz mu işçiler. Bebekler? Niye bozulalım hayatım? Daha kaldı. Dün geriye tam 19 çeyrek. Yakama çok güzel yakışacak ve sezon finalinde altınları, bilezikleri şu kollara takacağım. Ha. Ay hayal kuruyor ya. Güzel, benim. Hayallerin unutma çok güzel. Unutma ki maç 90 dakika. Ne oluyor diye, niye Yağnur'u alkışlıyorlarmış? Altın hayır. Aldı ya şekerim, ilk altın. Ay. Kaldı orada 19 altın. Öyle mi? Daha evet. İlk günün altını aldı da 19 gün yani. Altın çok yakış mı istiyor? O Allah altın ya. Çok önemli. Ah benim. Bugün de altıma kalacak 18 altın. Ha, öyle mi? Sayıyorsunuz yani. Evet, ne bunun tabii. Garantisi mi var Allah aşkına? Daha durun Allah ilk gündü. Allah nasip etsin inşallah. Yani hepimize nasip etsin Allah. Allah nasip etsin. Bir de alkışlanacak mıyım? Şu çiçeklerin güzelliğine bakın. Bak bak ilk günden altın almak. Hay ay hay, anlamadım ben. Niye alkışlattırıyor ki yani? Bir altın alkış mı olurmuş? Olabilir. Bilezikleri alınca göreceğiz. O rüyadan uyandığında senin için kabus olacak yalnız. Acı sonlanacak. Rüya yani gören biri varsa o da ne? Sensin. Hayır Seda. Hayatım. Kayınvaliden adaletsiz puanlama yaptığı halde. Bana diyene bak bana. Kendi kayınvalidesi sanki bol keseden atıyor. Senin kayınvalidenin de bir farkı yok ki yalnız. Aynen öyle. Canım İki benim. Vermiş. Arada çok puan farkı var canım ya. Benim. Aynen öyle. Bak ben buraya geldiğimde gerçekten benim kayınvalidem dörtleri beşleri veriyordu Aysun. Evet. Samimi söylüyorum sana. Evet. Ben gördüm burada o zamanlar Esra vardı. Esra'yı göre göre, Esra'nın Fatma teyzeyi göre göre, Nagihan teyzeyi göre göre evet doğru. Tabii tabii. Öyle olur zaten. Kendisi diyor Aysun beni bulduğunda birileri bas diye. Kendisi söylüyor. Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Öyle. Evet ben çok emek verdim. Yemeğimin de arkasındayım ki kayınvalideler zaten bu yemek güzel ama strateji yapmak zorundayım vesaire vesaire bahanelerle düşük puanlar veriyorlar. Zaten Aysun'cum çok da tepki vermedim. En büyük tepkiyi burada Ayten'in kayınvalidesi verdi. Benim ama ben haklı. Neden? O zaman o da yapmayacak. O, bu, o seni bulamadı ya. Bulmuş olsaydı problem yoktu beni ama. Beni buldu. Kimse bulamadı o şekilde bağırarak buldu beni 5 verdi. Kişiliğine, karakterine laf ederek konuşamaz. Buldu beni canım. Tepkisini gösterebilir ama o şekilde konuşamaz. Burada alkışlanacak birisi varsa benim gelinimdir, benimdir ya. Neden? Ya aa, nedir yani? Hadi bir tane yanlış alkışla. Bu nedir yani? Ya senin gelinin ne özelliği varsa var? Varsa eğer alkışlanacak birisi benim gelinimdir. Vallahi benim gelinim. Uzun süre yarışan gelinim. Dörtlük. Marifet mi marifet? Ya siz pardon dört, o ara dört. Seyrettiniz mi benim gelinim? Sezonun en yüksek puanıyla rekor kırdı. 101 puan aldı o hafta. Seyrettin mi? Yok seyret. Heh. Seyretmedim. Yani ben o zaman bile hava atmadım. Benim gelinimi alkışlayın. Gelinim hava atmadı. 60'ınızdır. Hayır. Rekor kırdı. Ben unutmam. 60'ınızdır. Ben burada olan biten hiçbir şey unutmam. Söylüyorsun. Ama onu da atalım yani. Ama şimdi söylüyorum. Bir kereye hava atıyorsun.
Nagihan Hanım. Ya siz bir çeyreğe alkış istiyorsunuz. Ama bu çeyrek çok önemli. Şimdi çeyrek çok önemli. Tamam ama alkışa ne gerek var? Niye alkışa? Bırak biz tebrik edelim. Ben senin gelinin alsın veyahut da ne bileyim sen işte havasını yapıyor ya. Bir çeyrek altına hava yapıyor. Havalara girdi bir çeyrekle. Daha dur bakalım. Öyle hızlı havaya giren burada çok gördüm. Böyle yümleyen de gördüm. Çabuk geri dönüyor değil mi? Kızlar. Beni dinler misiniz? Bugün benim bombalarım bitmez. Hazır elime bu kozları verdiniz ya, Yağmur işçiler daha çok konuşur bebeklerim. He konuş Yağmur işçiler. Ama bu sefer sözüm Seda'ya değil. Kime? Ayten ve Aysun'a. Ha. Şimdi siz buradan elenerek gittiniz ya, yaklaşık 1,5-2 aydan beri burada değilsiniz. Evet. Allah aşkına siz hiç mi izlemediniz ya yarışmayı? İzledim. Hiç mi kendinize bir şeyler katmadınız bacılar? Hiç mi öğrenmediniz? Hiç mi bilmiyorsunuz Seda'la benim burada nasıl yarıştığımı? Birer ikişer puanlarla çeyreklerin, bileziklerin havada uçuştuğunu. Peki sen mi hiç bizi izledin mi? Bu senin kendine bir şey katmış halin mi? Evet hayatım. Evet ben sizi izledim. Sen haftalarca, aylarca hiçbir şey kazanamadın. Tamam, yanındaki de öyle. Seda da kazanmadı. Ben kazanamadım zaten yani söylüyorum kadar, ki. Onu demiyor ki o ama. Seda ile ben diyor böyle son diyor. Son dörtlüde büyük finalde yarışıyorum. 6 ayda 30 bilezik çik alan. Yağnurcuğum. 31 çeyrek çik alan. Beni izlememişsin. Demek ki gerçekten izlemiş olsaydın benim hani senin dediğin gibi o çeyrekleri ve altınları 1-2 puanla kaçırdığımı görürdüm. Ben de kaçırdım. Ben de 2 puanla evet. Buradan elendim Aysun. O zaman? Aynen olabilir ama sonuçta alamamış mısın? Alamamışsın. Bakın bayanlar, ben bu yarışmayı kazanacağım. Bilezikleri alacağım. Vallahi Neriman Hanım kusura bakma. Burada sonunda finalde kazanacak olan gelin Aysun'dur. Önce Aysun güçlü bana Aysun göre güçlü, sonra Seda, Seda güçlü. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Güçlü. Bir önce Aysun, tebrik ederim ondan seni. Sonra Seda. Seninkiyle benimkisi demek ki başa baş gidecek canım. Ya kızlar bugün dedim size benden bombalar bitmez diye. Sıradaki bombamı söyleyebilir miyim? Ay bebeklerim. Hadi söyle ne oldu neymiş? Eğleniyorsunuz ama kabul edin ya. Sorma vallahi. Çok. Senin bu gereksiz gösterişlerinle yaptığın şovlarla çok eğleniyoruz hayatım, Yağmurcuğum. Hayatım gösteriş yapmıyorum. Sen daha benim gösterişlerimi gösteriş. Çok izlersin. Abartıyorsun. Bak kızlar size burada çok güzel isimler taktım. İsimlerinizin yanlarına eklediklerim o kadar yakıştı ki, o kadar size uydu ki siz de bayılacaksınız. Heh, ne yani yaptın? Gerçekten seni yani şu an dinlerken bayılasım geliyor ama yine de söyle. Anlat. İçinde kalmasın. Söyleyeyim o zaman. İlk isimden bahsediyorum. Heh. Ve canım arkadaşım, canım Seda'm, kontenjan Seda. Zaten bilmiyorum. Bu Merank Yağnur. Dön evet. gidip gelen Yağnur. Teşekkür ederim. Evet, canım arkadaşım evet, diyerek kontenjanı eleyemeyen Yağnur. Kontenjandan burada kalan Seda. Kontenjanı eleyemeyen Yağnur. Evet evet hayatım. Finalde yarışıyorsun o kontenjanla. Ve ikinci isim Aysun sen bacım. Sen de nesin biliyor musun? Abartma tozu Aysun. Nasıl? Güzel mi hayatım? Çok yaratıcısın ya Yağnur. Evet abartma tozu. O kadar yaratıcısın ki. Yani ama söylediğinin ne demek istediğini anlayamadım. Saçmalıyor işte. Bence de saçmalıyorsun. Her şeyi abartan Aysun. Katılıyorum yani. Normalde ben Yağnur'a katılmam. Yağnur'la da pek yıldızımız barışmadı. Bilmiyorsun ama katılıyorsun. Bu konuda tipik katılıyorum. Ayten işte. Tipik Ayten. Neye katıldığını ama bile bilmiyor ama katılıyor. Katılmış hayır biliyorum nasıl bilmiyorum. Önemli. Konuşuyor ya. Demek ki şüphem var. Ben hiç çelişkili konuşmam. Sen beni çok iyi bilirsin. Seda'yı işin içine kattığın için biraz çelişkili konuştun. Burada 4 gelin var. Anlamıyor musunuz siz ya? Neriman Hanım. Ayten'in niye bir şey yapmıyorsun? Korkuyor musunuz Ayten'den? Ben. Ayten'in adını niye anlıyorsunuz? Evet. Güçlü demek ki güçlü görmüyor onda. Ayten burada Aysun'a bakarak, Zeynep'e bakarak yemek öğrendi. Bir yerlere geldi. Evet kötü yapmıyor. Kötü yapıyor diyemem. Artık yapıyor. Ama nereye kadar götürebilecek? Sen diyorsun ya benim gelinim güçlü. Biz burada yarışırken siz bizi izliyordunuz. İnternetten, televizyondan. Siz yoktunuz ortada.
İki sezonda ne ben ne gelinim başvurmadık. Ama başvurduk, siz, geldik. Siz yoktunuz. Siz de evde otururken 6 ay kış boyunca gelinimi ve beni seyrettiniz. Hayatım biz enlerde yarıştık. Siz takip ediyorsunuz. Sonra şey değişti. Bakın biz de enlerdeyiz. İki senedir sen beni izliyorsun. Ben seni tanımıyorum. Hayatım sen benim gibi bu hafta gelmedin. Sen bir aydır burada yarışıyorsun. Enler değilsin sen. Enler ama nedir biliyor musun? Eski yarışmacıyım. Final yarışmasına çağrılanlardır. İşte enlere kaldım. Tamam. Ben geçen de enlere çağrıldım. Geçen sezonda enlere kaldım hayatım. Hayatım ben bu sezondan bahsediyorum. Ama işte bu sezonda sen 6 ay boyunca izledin, sosyal medyadan takip ben etti. Ben takip etmedim seni. Televizyondan da takip etti. Senin gelinin sosyal medyadan belli ki benim gelinimi takip ediyor. Dün bir takım şeyler attı ortaya. Takip edebilir çok güzel tamam, genç ama olmak. Ben etmiyorum seni. Ediyorsunuz, ediyorsunuz. Hayır bakın telefonumu getirttireyim bakın. Ben seni hiç tanımam. Ben de sizi tanımam. Televizyonda gördüm yani. Nereden böyle şeyleri iddia atıyorsunuz ya? İddiaları ortaya atıyorsunuz. Müdahale ediyorum. Niye atmayayım? Doğruyu söylüyorum. Hayır. Doğru söylüyorsun. Doğruyu söylüyorum. Telefonumu isterim buraya. Takipte miyim değil miyim görürsünüz mahcup olursunuz. Sen işini bilirsin. Sahte hesaptan takip ediyorum. Benim sahte hesabım yok. Var. Benim sahte hesabım yok. Ne bileceğim? Vardır mutlaka. Ben yok diyorsam yok. İster inan ister inanma. Valla siz Nurten Hanım'sınız. Ben sizin neyinizi takip edeceğim? Gelininiz kaç yıllık yarışmacı? Bir sorun bakalım takip etmiş miyim? Yani biz az bile söylüyoruz Yağnur. Biz 3. sezonun en başarılı yarışmacısıyız. Abartılacak birisi varsa o sadece bizim hakkımız canım. Hayal gören hala da abartan çok güzel yakıştı isminin yanına. Gerçekten bravo bana çok güzel gözlemlemişim Yağnur'um, benim. Yağnur'um gerçekler acıdır. Çok güzel gözlemlemişim. Ama... Maalesef ister kabul et, ister etme. Bu senin problemin. Biz bu sezonun en sevilen ve en başarılı yarışmacılarıyız. İşte herkes kendini öyle görüyor. Biliyor musun? Sen de haklısın. Sen öyle görüyorsun. Herkes kendini öyle görseydi. Herkes kendini öyle görüyor hayatım. Herkese layık değil bu. Anlatabiliyor muyum? Bunu herkes yaşayamaz. Canım. Uçma Aysun, uçma. Kendini bu kadar yüksekte görme hayatım. Bu benim fikrim değil bu sonra arada. Sonra düştüğünde çok bu arada, üzülürsün. Bu benim dışarıdan aldığım tepkilerle söylediğim cümleler. Biz de cümleler. O tepkileri alıyoruz. Valla ben de alıyorum hayatım. Ne mutlu hayatım, ne mutlu sana. Bir şey söyleyeyim mi kızlar? Ama en çok neyle eğleniyorum biliyor musunuz? Hani şu yemeklerini burada yapamadan şansa bala aldığını kabul eden Ayten var ya. Ha. Ha, i̇şte geldi. İşte Ayten'cim sen de benim stajyerimsin. Sen şuna bana desene ben seni gördüğüm zaman yüzüm kıpkırmızı oldu. Senden bir korktum anne. Bir bak, desene. Bağı hadi çözüldü. Be hadi samimi ol ya hadi. Bak, hadi bak, biz biziz konuş Yağnur. Dizlerimin bağı çözüldü canım benim. Öyle korktum ki ben Yağnur. Senden. Dizlerimin bağı çözüldü. Sana bir oyuncak bebek getireceğim tatlım. Oyna oyna burada dur. Bir tek sen yemek yapıyorsun zaten. Yo sen de yapıyorsundur. Ona ben bir şey diyemem. Pardon. Burada yemek öğrenmişsindir. Ona hiçbir şey diyemem de. Hani yemek yapmayı burada öğrendin ya. Kişi kendinden biliyor işi herhalde. Ben yemek yapmayı biliyordum zaten. Hayatım sen burada... O yüzden burada... buradayım. O hayatım. Yüzden büyük finalde yarışıyorum canım. Evet, senin evet. gibi gidip gelmedim. Gidiyorsunuz geliyorsunuz. Gidiyorsunuz geliyorsunuz. Size var ya bizim firmadan bilet kestireceğim sırf gidiş. Başka daha bir daha dönüş bileti kestirmeyeceğim. Yavrum. Hepiniz gideceksiniz. Gittiğiniz yerde kalacaksınız. Yavrum Nagihan. Niye senin firmadan? Çok mu meraklıyım senin firmana? Ben size var ya bedava bilet kestiriyorum. Dört hafta sonra görüşeceğiz bakalım. Arabaya mı gideceksin ya yan mı gideceksin? Görüşürüz. Hepinizi yolluyorum. Nagihan Hanım. Bay bay yapacağım ben arkanızdan. Bay bay sana. Biz özel aracımızla gidip geliyoruz. İşte ay canım benim. Evet. O bilet yok. Gerek yok. Ben size de bilet vereyim de istediğiniz zaman kullanırsınız. Yok hayatım öyle rahat edemiyorum ben. Canınız o isterse kullan. Özel arabalarla daha rahat vallahi. Oluyor. İstediğimiz yerde duruyoruz. Hem de bizim duruyoruz. Şey VIP'ler hızlı gidiyor geliyor bak. 3 saatte gidiyor. Benim de arabam çok güzel. Siz, çok rahat. Siz oraya gidişiniz 6-7 saat sürüyor. Yani 5 saat ama sürüyor. Ama bak ben size hızlandırmış bir şekilde hızlı yollayacağım. Kontenjandan kalmış. Bak kontenjandan. Bak, abartma tozu. 3 aydır burada. Abartma tozu. Daha 10 tane bileziği var. Hala evet.
hala bu kadar konuşuyor. Ha, konuşuyor. Biz konuşunca da sizi göndereceğim. Yapmayın Allah aşkına. Ama ben firma sahibiyim. Bak biletler Allah size daha hediye. Çok sağ ol. Ben İstanbul'da oturuyorum zaten. Ya kendi olsun belki gitmeliyorum. Bir yere gidersiniz. Ben yok, de size yok, bunu sağ ol, sağ ol. Hediye olarak veriyorum siz işte. Siz ihtiyacı olanlara verin. Ne oldu Aytel? Evet. Ne öğreniyorsun? Ne oldu? O benden bir şey sordu, ben de ona. Evet Seda Hanım, bir şey sordu. Aferin. Konuşuculuk yapıyoruz yine Seda. Güzel güzel geçirin. Güzel güzel kavga etmeyin. Perde kapansın. Nagihan Hanım, sizin otobüs firmanız varsa bizim de ayakkabı firmamız var. Çok şükür. Var. Allah daha çok versin. Çok şükür kendi çapımızda bir imparatorluğumuz var. Ama biz eşimle karar verdik. Küçük oğlum futbolcu benim. Hı hı. Yakında bırakır herhalde büyük ihtimalle. Onu artık babasınınla beraber ortak olmasını istiyorum. Abisi başka iş yapsın. Ay ne güzel. Ona karşı bir rakip olsun. Ama neden bunu istiyorum biliyor musunuz? Neden? Yani babayla küçük oğlumun Emre'nin beraber olmasını. Emre'nin bir kızı var. Yade adında. 3 yaşında. Aynı ben. Allah ciddi misin? Aynı ben. Huyları benziyor. Allah. Ama o bana çok benzediği için o yüzden vermek istiyorsun. Yani o benim artık her şeyim. Çünkü bana çok benziyor. Onun vereceksiniz ayakkabı firmanızı. Evet. Aa, babasınla bizim babamız beraber ortak olacak. Diğer çocuklar? O kendisi yapsın. Yağmur ne diyecek buna? Çok onu büyük bilemem. Haksızlık ama. Onu bilemem. O bugüne kadar yapmış, etmiş. Yağmur bunu sonra sizin yanınıza bırakır mı? Bırakmaz herhalde. Yani çünkü haklı ama. Haklı bırakmasa da haklı. Burada bir eşitsizlik haklıyım. Var. Ben olmaz. De haklıyım. Çünkü olmaz. O bebek aynı ben. Kendine benziyor bak, diye. Bak yan görseniz aynı ben. Huyu, tüyü, böyle her şeyinle bana Mingün benziyor. Mingün Hanım olmaz. Haksızlık çok olur. Onu. Öpüyorum. Çocukların ya, arasında. Babaannem öbür çok seviyorum duyacak seni. Ama bunu. Ayrımcılık onları olur. Onları da çok seviyorum. Ama diyecekler ki babaannem onları ona veriyor seviyorum. Bize vermiyor. Süksem Nur'um, Süleyman Emrem, Nesrin Doğam. Çok seviyorum babaanneciğim. Ama malı mülkü ona bırakıyorum diyorsun yani, firmayı. Yani beraber bak bugüne kadar anlamadınız dediğimi. Bugüne kadar büyük oğlumla babası yapıyordu. Tamam. Bundan anladık. Sonra da küçük oğlumla yapsın. Niye? Abisi başka iş yapsın. Yani yine ayakkabıcılık yapabilir. Çünkü küçük oğlum farklı futbolcu olduğu için çok ticaretten anlamaz yani. Daha torun zor. Da size benziyor ya, diye onlara böyle benziyor. Bir ayrımcılık yapıyorsunuz. Babamız da bu işi bildiği için beraber yaparlar. Yanlış. İki kardeş zor olur hayatım. Yanlış. Ay, yanlış. Olmaz, İki kardeş olmaz. Zor olur ama babayla yaparlar. Abisi ayrılır. Gerçekten güzel bir soru. Enteresan aynı zamanda. Kayınvalidenizle altlı üstlü yaşıyorsunuz. Tamam. Ancak kayınvalideniz evi kırdırıp araya sadece bir merdiven koyalım, biz yaşlandık, ayrı gayrı olmasın artık dedi. Yani dışarıdan anladım. Girişler vardı ya, hiç içeriden hoş yapacak onu, birleştirir. Hiç hoşuma gitmedi de o yüzden tepki veremedim, özür dilerim Seda Hanım. Ben kabul etmem. Niye? Ya benim kayınvalidem tamam iyi bir kadın ama her şeye müdahale eden ve karışan bir kadın. Biliyorsunuz bakıcımıza kadar karısın, müdahale ediyor. Karısın ne var ne var? Karışmasın ne? Seda Hanım. Biz yaşını başına almış olgun insanlarız. Ben anneyim, Harun bir baba. Tabii ki hani karışması gereken yerde karışsın ama durması gereken yerde durmadığı için benim kayınvalidem problem olur. Ben kabul etmem, asla etmem ki benim eşim de etmez. Biz başka bir yere taşınırız artık. Belki söz verir, der ki hiçbir şeye karışmayacağım der. Annem bana ne sözler verdi biliyor musunuz? Hiçbirini tutmadığı için inanmam. Hadi canım. İmkansız, inanmam. Olmaz. Mesela sonra ne söz verdi de tutmadı? Ya ne bileyim buraya taşınırken sözler verdi Seda Hanım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İşte bu ev sizin falan filan dedi. Ama hep lafta. Kandırıyor. Kandırıyor. Aa Nagihan'a bak sen. Valla kandırıyor gerçekten. O yüzden taşınırım diyorsun. Taşınırım. O merdiveni o evin içine sokturmam, taşınırım. Annem bizden çıkmaz ki Seda Hanım. Çıkmaz. Ayrılmaz. Benim özel hiçbir şeyim kalmaz. Film mi izliyoruz misal? Gelir ortamıza oturur. Yapıyor. Yaptı yani şu an yapamıyor da. Senin biriyle buradaki biriyle kaderin çok benziyor ya. Değil mi? Aynen. Şu tarafla. Şu an pek bize bakmasa da hemen oraya doğru gidiyorum.
balayına bile gitmeye kalkan kayınvalide. Aynen. Ne var biz ya de gelelim arkadaşımın diye. Nişanına geldi Seda Hanım. Ne yaptı ne etti şimdi arkadaşımın nişanına geldi. Şimdi bu merdiveni ortadan koyacak dairenin orta yerine inecek sizin. Vallahi inemez. Şöyle söyleyeyim. Bu duruma pek aslında sesimi başta çıkarmam. Şöyle ki ama işime geldiği için Seda Hanım. Çünkü... Ne gibi? Üç tane çocuğum var benim ve 1,5 yaşında bebeğim var. Biz gerçekten artık üçüncü çocuk olduktan sonra hiçbir özel hayatımız kalmadı. Dışarıya, eğlenceye, hiçbir yere gidemiyoruz. Gündüzleri, geceleri bol bol gezerim. Üst katta ya çocukları yukarıya gönderirim merdivenle. Bu arada öyle bir merdivenler var ki Seda Hanım böyle kartı falan oluyor onların. Hani böyle ben istediğim zaman o kartı okuttuğumda o merdiven aşağı iniyor. Evet. İstediğim zaman da yukarı çıkıyor. Çocukları gönderirim. Kartı da çekerim. Hop merdiven kapanır. Gündüz olunca istedikleri zaman geçmelerine izin vereceğim zaman kartı okuturup aşağı inerler. Kız sen de akıllısın ya. Akıllıyım. Evet. Evet. Otursun ya, çocuklara baksın. Niye tepki baksın. Göstereyim değil mi? Aynen. Nasıl bakacak? Yaşlı bunlar, yaşlı. Bakar bakar. İlk iki tanesini büyüttü. Üçüncüsüne de annemin ismini koy. 24 saat ben bakacağım annem dedi. Koydum. Bir güzel bakar. Anam bunlar bir başka türlü gelin. Ben anlamadım. Aysun. Dedi yani... ki ortaya bir merdiven. Aha sizin evin içinde kadın. Kocasıyla beraber evdeler. Bir özeliniz yok varsa ne yaptırıyorsun? Ya merdiven? Zaten altlı üstlü oturmuyor muyuz? İlla bizim evimizin özelimizin içerisinde mi olması gerekiyor olmak yani? Olmak istiyor. Diyorlar ki biz böyle yan yana olalım ne olur. Şey yaşlandık yok. Diyorlar. Yok yani ben zaten yan yanayız altlı üstlüyüz yani. O zaman bizimle yan yana olmak istiyorsa özel bir gün belirleriz. Derim ki gel anne şu gün bizde kal. Haftanın bir veya iki günü. Yok koyacak. Kırdı da o merdiveni koydu. Ne yapacaksın? Benim evime böyle bir şey yapıyor ve bana sormuyorsa evet. Ben de tepkimi gösteririm. Yani niye? Benim evimin içerisinde rahatsız olduğumu belli ederim. Anlatabiliyor muyum? Niye rahatsız hani... oluyorsun? Ne var beraber otursanız ne olur yani? Hayır ben beraber oturmaya okeyim. Ama bana sormadan gelip çat diye böyle bir şey yapması o beni rahatsız eder. Yani benim evim sonuçta. Sorarsa izin verecek misin? Sorarsa veririm tabii ki de. He. Yani sormaması sıkıntı benim için. Sorarsa tabii ki başımın üstünde yeri var. Beraber yaşarız. Ne var diyorsun? Yaşarız. Yaşlı insanları mutlu etmek lazım ya. Ben bilmiyorum. Aferin. Evet. Böyle düşünüyorum. Ayten! Efendim Seda Hanım. Ne yapıyorsun Ayten? Bunun bir şeyi eksik. Yok eksik değil ya Seda Hanım. Yağ az da. Kırdılar merdiveni koydular. Tabii ben de kabul ediyorum. He. He. Ben kabul eder miyim Seda Hanım? Bilmiyorum ne yapacağım. Ne yapacağını söyle. Vallahi gelecek. Ben biliyorum onun niyetini. Neriman'ın niyetini. Neydi? Ay bunun niyetini çok merak ettim. Nedir acaba? Gelecek. Bedava yiyeyim, içeyim. Hiçbir şey yapmayayım. Yedirsin, içirsin. Yapsın yemekleri, hazırlasın. Heh. Ben de mis ayaklarımı uzatayım. Keyfime bakayım. Ayten bunu kabul eder mi? Etmez mi? Ayten buna gelir mi? Niye? Ben niye geleyim Seda Hanım böyle bir şey? Niye ben yapayım? Benim işim var, gücüm var yani. Oturup yemek mi hazırlayacağım, onun işlerini mi halledeceğim? Diyeceğim ki annem asla kabul etmiyorum. Kendin evinde oturacaksın, kendi evine bakacaksın, kendi yemeğini yapacaksın. Git başka bir tane gelin al, bekar şeyim var zaten. Kayınım var. Git ona ne alıyorsa ne olur da oturun beraber. Evini mi yıktırıyorsun? Ortaya bilmem merdiven mi koyduruyorsun? Villa mı diktiriyorsun? O sana kalmış bir şey. Benden uzak dur. Kabul etmiyorum. Benden uzak dur. Aynen. Tamam biliyorum. Bunun altını aç da kaynasın. Ha kaynıyor. Tamam altı açık. İyi peki hadi çabuk olun biraz. Az zaman kaldı. Bak kız çabuk çabuk. Aysun'cum bak şimdi evet, Seda. Aklıma geldi rahat bırakmamak da demişken. Şimdi bizim Harun'la çok uzun bir sevgililiğimiz olmadı. Böyle gerçekten kısa süre içerisinde evlendik aşık evet. Olduktan. Bir gün kayınvalidenlerle ilk tanıştım. İşte aradan iki gün üç gün geçti falan. Kayınvaliden bana bir değişik davrandı. Hani böyle kötü anlamda demiyorum ama oğlunu paylaşmak istemeyen kayınvalide tipleri tarzları vardır ya. Evet. O şekilde olduğunu ben anladım. Emin oldum. Sinemaya gideceğiz Harun'la. Evdeyken işte telefonla açtık. Gayet güzel bir filme gideceğiz böyle romantik falan. Harun beni aradı. Dedi ki Seda annem yanımdaydı seninle konuşurken.
babamla o da sinemaya gelmek istiyormuş. Sorun olur mu dedi. Aa, siz sevgiliyken evet, sinemaya gideceksiniz. Onlar da gelmek istiyor. Evet hayatım. İkinci bir Nilgün vakası. İlk sinemamız. Fotoğrafımız bile var bak. İkinci bir Nilgün vakası. Evet. İlk sinemamız. Neyse bir şey diyemiyorsun. Yeni tanışmışsın. Gelsinler tabii dedim. Gittik. O romantik film oldu. Aksiyon filmi. Farklı bir filme girdik. Neyse. Popcorn alacağız. Tabii ki annem cimriliğine orada da her zamanki gibi konuştu falan filan. Ben evde patlatır getirirdim. Ne gerek var para vermeye falan. Ben şok. Allah'ım dedim Seda. Olursa sen yandın bu kadınla. İnanmıyorum içimden ya. Sonra filmde Harun'la yan yana oturacağız ya. Evet. Kayınvalidem geldi benim yanıma oturdu. Aranızda. Yani şöyle dört kişiyiz. Harun'la yan yanayız. Harun'a ay Harun geçsene Seda'nın yanına geçeyim dedi. Harun'u kayınpederimin tarafına ittirdi. Benim yanıma geldi oturdu. Ay inanmıyorum ya. Şaka. Ya, yani yo, inşallah şaka değil. Bunları seni çok sevdiği nasıl için yani yapıyordur. Ya? Yo gerçekten öyle. Gerçekten. Evet gerçekten öyle. Yani asla yalnız bırakmadı. Neyse Harun böyle hani suratımın düştüğünü anladı. Dedi ki Seda buradan sonra seni güzel bir balıkçı var. İsmini veremeyeceğim. Sonrasında oraya yaptınız? Gidelim dedi. Baş başa bir yemek yiyelim. Filmde seansı evet, erkendi. Evet. Neyse tam çıktık. Tutturmaz mı? Benim karnım acıktı. Duydu ama Yağmur biliyor musun? Benim karnım acıktı dedi. Bir tane franchise bir köfteci var. Bilmiyorum biliyorsunuzdur mutlaka. Evet. Canım köfte istiyor, köfte istiyor. Hep birlikte gidelim. Bırakmam siz dedi. Bizi aldı köfteciye götürdü. İnanmıyorum. Oturdu ekmek arası sucuğunu yedi. Porsiyon köftesini yedi. Piyazını, ayranını. Her bildiğin yani geceyi bize zehir etti. Sabote etmiş. Zaten sabote amacı etti. Oymuş. Amacı o zaten Aytencim. Tanıştığımız ilk günden beri karışıyor. Sinemada seçtiğimiz filme kadar karışıyor. Yani emin olun hiçbirinizin kayınvalidesi benimki kadar karışmıyordur. Seda peki evlendikten sonra devam etti mi bu durum? Çok güzel. Kıskanmaya devam ediyor mu seni? Ya bence kıskanıyor ama beni ben olduğum için kıskanmıyor. Yani onu paylaşmak istedim. Evet, benim yerimde X bir gelin de olsaydı onun için onu da kıskanacaktı. Anladım. Mesela burada kızlar hatırlıyordur. Benim oğlum en çok beni daha çok seviyor dedi bir gün. Şimdi evet, dedim ki anne sen annesin tabii ki sevecek. Sana olan evet, sevgisi başka. Tabii. Karısına eşine olan sevgisi başka dedi. Kesinlikle. Buradan anla. Ya benim fikrim bu. Ama çok yanlış. Yanlış değil çok benim yanlış için. Çok yanlış. Yanlış değil. Nurten Hanım çünkü ya. Bu... Nilgün Hanım. Ha buyur canım. Şunu bir açıklasana niye böyle bir şeye karar verdiniz? Şimdi şöyle. Yani niye böyle bir şeyle üstüne düşüyorsunuz yani? Valla. Çocuklar güzel, arasında eşitsizlik. Buyurun Seda Hanım. Doğru. Ya anlaşamadınız. Çiçek ekti Neriman Hanım. Seda Hanım bakın Neriman İyi, Hanım Seda neler Hanım yaptı bugün bize. Ya. Neriman sen mi ektin? Evet. Evet bu çiçekleri ektim. Çünkü bu sezonun sonunda kazanan ben olacağım. Gübre getirmişti. Gübre onu götürdü Nergen Hanım. Alerjisi de varmış. Evet. Tamam iyi toprak burnum, çiçek güzeldi. Evet, gübre abi, biraz ağır koktu. Hayatım bir ay buradasınız. Bir evet, ay yani geçinmenin yollarını bulun bence. Yoksa evet, hayat geçmez. Geçmez. Sorunuz geliyor. Gelininizle altlı üstlü yaşıyorsunuz. Fakat artık yaşlandım dediniz. Gelinize, oğlunuza dediniz ki biz beraber oturup evi kırdırıp içeriden merdiven yapacaksınız. Sadece bir merdiven olsun. Yani böyle dolanmayalım. Bir anda evlerin ortasındasınız. Salonun göbeğinde. Gelin buna ne tepki verir? Ayten ne yapar? Ayten orayı kırdırır. Kırdırırken öyle bir açıklık yapmaz. Zannetmem Ayten'in böyle bir teklifi kabul edeceğini. Ayten rahatına çok düşkün, yani çok düşkündür. Yalnızlığı seviyor, eşiyle çocuğuyla ayrı bir evde oturmayı seviyor. Orayı açtırmaz ve Ayten oraya da gelmez. Asla izin vermez. Hayır izin vermez. Ben çünkü huyunu biliyorum Ayten'in. Sen onun haberi olmadan diyelim ki açtın. Abo. Onu ben açamam çünkü Ayten'in huyunu biliyorum yani açsam. Nerede orayı diyorsun? Gene kapatacak. Nerede? Nerede? Ah Seda Hanım. Ya, keşke onu kırsan da orta yere bir insan diyorsun ama olmuyor. Mümkün değil, mi? Değil. Evet. Yağnur ne yapar Nilgüncüm? Şimdi Yağnur bu soru tabii ki ama Yağnur beraber oturmayı her zaman arzu etmiştir. Neden? Her zaman neden biliyor musunuz? Üç tane çocuğu var. Ben de torunlarımı çok severim. Beni torunlara baktırmak için. Tabii kabul eder. Ama ben bakarım. Normalde de bakarım. Onları tabii bana baktırmak için gel anneciğim der. Şöyle yapar, böyle yapar.
Gerçekten normal hayatımızda da çok ister ama eşi istemez. Annem der, yorulur der, ne gereği var der. Ondan sonra... Burada ama, tepkiyi Yağnur değil, oğlum verir diyorsun. Oğlum verir. Oğlum bak, verir. Millette ne gelin var bak. Ben oturdum. Ben 2-3 sene oturdum Ayten'le. Hiçbir terbiyesizliğini, ahlaksızlığını, bana karşı bir saygısızlığını görmedim. Ha. Ama o evden çıkıp gitmek istedi. Yani ayrı bir ev olsun ha, istedi. Kendi de gitti yani. Çok güzel. Aa, ben şimdi havuzlu güzel bir ev buldu. Orada oturuyor eşiyle beraber. Oh. Evet. Nurten, Aysun ne yapar tatlım? Öncelikle ben çok isterim tabii. İsterim. İleride yaşlandığımız zaman değil mi? Soru evet. Böyle bir şey evet, yani. Evet. Hemen rahatlıkla inelim kahvaltıya, akşam yemeğine falan isterim. Evet. Madem alt üst oturuyoruz. Yani dışarıdan gireceğine direkt salonun ortasına aynen. Gireyim derim. Aynen. Şak diye iniyorsun. Yani Aysun da bunu kabul eder. Eder yani. Etmesi lazım. Değil mi beraber? Etmesi lazım yani. Doğru. Alt üst seke. Tabii alt üst oturuyorsan. Senin faydan olur ona. Yemeğini yani yaparsın. Yani etmesi lazım. Aynen. Ya. Çocuğuna bakarsın. Kesinlikle. Şimdiki gençler akıllı. Tabii tabii. Seda mı? Öyle o zaman mi? Beni istemeyen... Aa. Alt kattan da çıksın. Ha. Çıksın yani. Öyle değil mi? Ben uzak oturmak için gitsin. Herkesin özel bir hayatı vardır. Ya kaynanayla yakın oturmak ister, uzak oturmak ister. Bu o kaynanayı istemiyor anlamına gelmiyor. Ha. Ya ben kesinlikle buna inanıyorum öyle. Çünkü. Ama hani öyle bir durumda. Hani soru için biz yanına evet. Veriyoruz. Soru böyle. Yoksa ben de istemem aynen. Tabii ki. Peki. Nagihan, Seda ne yapar? Evet. Ben şöyle bir size döneyim. Vallahi ben çok isterim aslında Seda ile aynı evi paylaşmayı. Seda da bir ara benimle oturmuştu. Evet. O da çok memnundu çünkü sabah kalktıklarında ben onların kahvaltılarını hazırlıyordum, çaylarını demliyordum ve çok mutlu oluyorlardı. Oh. Tabii ne güzel. Ki, oh ne hala. Düğünleri olduktan sonra tabii ki evlerini ayırdık. Hı. Ev ayrılınca bu sefer şey yapmaya başladı. Anne kahvaltı hazırsa biz sana geleceğiz. Ha. Anne yemeğin var. İşte Seda çok. Bence ister. İster mi? Benimle oturmak ister. Ama Harun istemeyebilir. Çünkü ha. O der ki benim kapım ayrı olsun. Eşimle istediğim gibi hani tartışmamız rahat, olur. Tabii. Siz bence şahit rahatı, olmayın. Ki, sen de üzülürsün anne diye Harun istemez. Ama Seda ister. Hele hmm. Şimdi çocuk da var. Bana bırakıp böyle kocasıyla gezmek ister. Bunlar kendi keyfinden bize, ister. Bize bakıcı olarak. Yoksa istediklerinden değil. Kahvaltı hazır. Çocuklara bakıcı arıyorlar. Yemek hazır. Akıllılar. Tabii. Yani masayı topla kur. İnan bak akıllılar. Tabii çok çok. Benim Yunus mesela anne sen deli misin lan? Ne otur oturduğu yerde evinde der. Getirtmez. Bak. Getirtmez gerçekten. Çünkü yorulacaksın diyor. Gelinler tabii. Atar çocukları. Kaynanaların başına. Kesin yani. Benim şimdi Ayten'in kızına benim eşim bakıyor. Hmm. Eşim bakıyor. Babası da işte gidip geliyor kontrol ediyor. Akşam oldu mu baba geliyor evine getiriyor. Ayten de evine ah, gidiyor. Ah şeyh suvarım çocuk mu bakıyorsun sen hayatım. Çok ıslı ama ne kızımız. Güzel. Çok zararımız güzel. Olmaz onlara faydamız yani. Olur. Olmaz da işte bunlar zor evet. Gelinler ama. Teşekkür ama ederiz. Ama ilgili dediği de doğru akıllılar. Tabii. Vallahi ben bu yemeği bravo hadi ödülükler çıkarılsın. Hadi gelin yanıma. Herkes bitirdi yemeğini. Gelin yanıma. Hadi Ayten, Aysun. Gönder şarkıyı. Sakın bana hatırlatma. Unut bütün olanları. Cehenneme kadar yurt alt bütün anıları. Bundan sonra hep yakacak bu kalbim. Senin yerine atacak bu kalbim. Seninle doğup batacak bu kalbim. Sevilmeye başlıyorum. Kadere karşı korkmam. Canı çeker ağlatır. Şu deli kalbimi karaya bağlar.
aydınlatır. Duygularım şahane, korkmuyorum sevmekten. Gönlümü meyhane, mezesi zannedip bıkmadım ezdirmekten. Nereden vurdun, nereden buldun, bak nereden kurşunladım. Canıma tak dedi aşk acısı, denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası, evleneceksen gel. Canıma tak dedi aşk acısı, denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası, evleneceksen gel. Şimdi tadım, yorum ve puanlamaya gidiyoruz. Ben şu anda gerçekten inanamıyorum anneciğim. Ben senin oğlan torununa kayınpederimin yetmedi, kaynımın ismini koydum. Koydun, sağ ol. Allah kız veliaht olur mu anneciğim? Demek ki ben bunları yapmakla hiçbir yere gelmemişim. Benim bu itirafım yalandı. Bir Ramzı'nı yoklamak içindi. Bir saniye. Ben akıllıyım der ama ben ondan daha akıllıyım Seda Hanım. Haftanın ikinci gününde muhteşem gelinlerim ıspanaklı, mantarlı, açık börek yaptılar. Bakalım nasıl yaptılar. Olmamış bunun. Ispanak bile diri. Sanki yumurtayı da çırpamamış gibi. Yani şey gibi değil de, börek gibi değil de. Bir de mantarından alayım. Mantarı da diri kalmış. Ispanağı da diri. Bir de yoğun yumurta olmamış. Birinci tabağa, ikinci tabak daha güzel olmuş. Malzemeleri pişmiş. Mantarları pişmiş. Ispanak, yumurta güzel çırpılmış. Daha börek gibi olmuş. Bu da hamur olmuş. Bakın. Hamur. Ama birden iyi. Birinci tabaktan daha iyi olmuş. Dört deyim. İkinci tabakla dördüncü tabağı beğendim. Bu da güzel olmuş. Mantarı pişmiş, ıspanağı pişmiş, yumurtayı güzel çırpmış, güzel, hamuru da iyi. Bu tabak 4 puan. Haftanın ikinci gününde, bak güzel puanlar veriyorum. Bu biraz hamur olmuş ama birinci tabağa göre iyi demiştim. 3 puan. En güzel bu tabak oldu dedim. 5 puan ve maalesef 1 puan. Bakalım haftanın ikinci gününde 3 puanı benden hangi gelinim aldı? Üç puan. Ayten. Bu tabak 4 puan dedim. Çok da beğendim. 4 puan zaten sevdiğimiz puan. Haftanın ikinci günde bakalım kime gidiyor? Seda. Aferin Seda. Şimdi muhteşem dörtlünün yaptığı, beğendiğim, yani dörtlünün içerisinde beğendiğim en güzel tabak bu oldu. Bakalım. 5 puanı, günün en yüksek puanı 5 puanı Yağnur'a mı yoksa Aysun'a mı verdim? 5 puanı benden kim aldı? Puan Aysun.
Yağnur, olmadı tatlım. Tutturamadın. Olmadı bebeğim. Ekran başındaki değerli izleyicilerim, muhteşem gelinlerim birazdan burada olacaklar ve kayınvalideler sırasıyla tadıma geliyor. Muhteşem gelinlerim, gördüğünüz gibi buradalar. Şimdi ilk tadım ve puanlamaya kayınvalide Nagihan geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş Başlayabilirsin birinci tabakla. Evet Seda Hanım, bunun möfreyi bir kere çiğ pişmemiş. Hamur. Evet, hamur olmuş. Üstünü güzel yapmış. Ama möfreyi hamur olmuş. Peki. Islak yani. İkideyiz. Bunun da möfreyi pek kabarmamış ama içi lezzetli. Malzemeleri üstü pişmiş, lezzetli ama evet, möfre hamurları pişmemiş herhalde. Pişmemiş. Hiçbiri pişmedi. Ama bunun üstü çok lezzetli geldi bana. Bu daha lezzetli. Evet, üstü daha peki lezzetli geldi. Üçüncüdeyiz hayatım. Bunun da möfreyi pişmemiş. Bu da çiğ kalmış. Bunun mantarları da pişmemiş. Biraz bir tık daha pişmesi gerekiyormuş. Çünkü mantarlar ağızda bayağı bir sert geliyor. Bir daha bakayım. Mantarları çiğ kalmış. İçi iyi, fena değil ama hamuru yukarı kadar, yani hepsi çiğ. Hiç pişmemiş. Herhalde fırında tamam pişemedi. 4'teyiz. Bunun mantarı da çiğ, soğanları da pişmemiş, ıspanağı da, yani bu da tatsız geldi bana. O zaman puanlamaya hazırsın. Hazırım. Şunun içi lezzetli geldi bana. Şuna 5 veriyorum. İkinci tabak 5. Ona 1 veriyorum. Dördüncü tabak 1. Şuna 4 veriyorum. 4 mü? 4. O dört biraz daha lezzetliydi. Bu kaldı. Buna da 3 vereyim. 3. Peki gel. Evet. Buradasın. Evet, haftanın ikinci günü kayınvalide Nagihan. İlk 3 puanı bakalım hangi gelinimize verdi? Üç puan kaldıralım. Seda. Ya anne, ne yapıyorsun sen? Dedim ama ilk defa yiyorum dedim. Ne fark eder? İlk defa bir yemekle ne alakası var? Gel bakayım. Şaka gibisin. Gel bacım, gel, tamam hadi. He. 4 puan, sevdiğimiz puan. Haftanın ikinci günü bakalım Nagihan 4 puanı hangi geline layık gördü? Kaldıralım. Aysu. Evet. Sonunda ya. Kayınvalide Nagihan 5 puanı acaba Aytel'e mi verdi? Yoksa Yağnur'a mı? Şimdi Aytel'le Yağnur kaldığına göre o zaman 5 puanı kim kaptıysa ortada 4 dönecek. Darbuka şov isterim. Beş puan kaldıralım. Aytel. Ne? Şaka yapıyorsun. İlk kez rekor.
kaldıralım. Ne? Yağmur bir. Var ya hiçbir şey gerçekten Nagihan demiyorum. Nagihan teyze rekor kırdı. Rekor. Bakmak istiyorum, tamam mı? Şu tabak mis gibi kızarmış. Şuraya bak. Anne, bu tabağa geldin ve dedin ki çiğ hamur olmuş dedin. Ama benim tabağıma asla öyle bir yorum yapmayıp dört dedin. İyi misin aşkım? Tansiyonun falan yerinde mi? Ölçmemi ister misin? Neden? Bilmiyorum, onun üstü daha lezzetli geldi bana. Mesela ne gibi daha lezzetliydi? Neyi daha lezzetliydi? Bilmiyorum. Hamur olmuş dediğin tabağa dört verdi. Dikkatini çekerim, hepsine hamur olmuş dedin. Hepinizin möfleleri gerçekten pişmemiş. Belki zamanınız yetmedi. Bu möfleyin biraz daha ateşte durup kabarması gerekiyordu. Ya da içine konulan harç hamuru ıslatmış. Anne, ben buradayım. Lütfen bana burada konuşur musun? Buradayım. Dur, tabaklara doğru yorum yapıyorum. Tabaklara yapma anneciğim. Bana benim tabağımı yorumlar mısın? Bakar mısın gözümün içine? Burada fırına ilk atan benim. Tamam mı? Ayten en son attı. Evet. Sen gittin Ayten'in tabağına 5 verdin. Ama en pişmiş olan tabak benim ve Yağnur'un olması gerekiyor ki. Biz aynı anda attık ya. Aynı anda. Anladın mı? Herkesin önce atıp nasıl 3 alabiliyorum ben? Ayten en son atıp o hamur şeyle nasıl 5 alabiliyor? Bak şimdi ben size anlatıyorum, izah ediyorum. Altındaki möfreler gerçekten hamurdu. Ya üstündeki malzeme aşağıya suyunu çekti, hepsi ıslanmış. Anneciğim zaten ıslak olacak. Onun içerisinde 6 tane yumurta, kenarlarında da bir tane var. Totalde 7 yumurta kullandık. Peki siz bunu yaparken möfreyi fırına atıp çıkartmadınız mı? Anne, neden atalım? Senin dediğin gibi bir şey değil bu yemek. Ama ben bugünkü problemi... Ama demek problemi... ki bu böyle olmuyormuş. Anneciğim, ben bugünkü problemi çözdüm. Sen birincisi gözlüklerini almadın, anladın mı? Evet. Kesinlikle bütün sıkıntı bu. Gözlüklerim yukarıda kaldı. Gerçi ya. Artık puanlama da geçti yani, iş işten geçti de. Evet. Bırakma anne, ben sana böyle çok güzel bir kolye yapacağım, tamam mı? Kendi ellerimle o gözlüklerimi de asacağım. Tamam. Hatta aynı gözlükten sana bir tane de ben alacağım, çekmecemde saklayacağım. Tamam, oldu. Burada. Evet, ya gözlüklerim olsaydı gerçekten ben çok fazla araştırıyorum, içine bakıyorum, tekrar tekrar dönüp bakıyorum tekrar. Ama gerçekten gözlüklerim olmadığı için mantarını da seçemedim, soğanını da seçemedim. Nagihan teyzeciğim bir dakika. Anlama yapmıyorsunuz. Damağınızla tadıyorsunuz ya arkadaşlar, bir aldım. Gerginim lütfen. İyi oldu, gayet de güzel oldu. Hak neden ettiğim güzel puanı oldu? Aldım. En son koydum. Ne demek hak ettiğim puanı? En son konuşmuş olabilirim. Evet, çiğ yaptın. İki kere geldin evet, masama. Aysun nasıl kıvırıyorsun? Aysun kenarına ne sürüyorduk? Ne oldu? Ya sana inanamıyorum ya. Ne yapıyordu ya? Hatta. Ne oldu? Hatta Aysun geldi. Masama benim yemeğimi yaptı. Ya ilk sen kıvırdın. Anlatabiliyor muyum? Farklı şekilde kıvrıldığı zaman evet, Aysun'cum. Evet, elim çok hızlı. Evet evet, en son o yüzden sen attın, hatırlıyorsan. Evet, elim çok evet. Finish evet. Dedik, en son sen attın. Biz masama senden... neden iki kere geldin Yağnur? Söylüyorum bak, önce neden? Sen kıvırdığın için... İyi dinleseydin yemek editörünü. Hayatım, belki yanlış yapıyorum. Canım. Belki sizi. Canım, yanlış burada. Yanlış yönlendiriyorum. Burada. Burası o kadar emler. Çok. Bir saniye. İlk sen kıvırdın, ben de yaptığım gibi söyledim. Tam kıvıracaksın dedim. Ve sonrasında da yine Ayten'e aynı şeyi söyledim. Böyle ben böyle yapıyorum çünkü susmuyorsunuz. Kendi bilginmiş gibi insanlara satma. Susar görüyoruz mısın? Ne olduğunu. Ya senin sen bana yemek yapmayı mı öğrettin ya? Sen bana yemek yapmayı mı öğrettin? Hayırdır, bu neyin havası? Yemek yapmayı öğrettiğimi ben ya söylemiyorum. Ya bırak Allah aşkına. Bakıyorsun benim masama o zaman. Çiğ tabaklarınızda 5-4 aldınız. Nasıl hiç konuşmayın. Aysuncuğum bir dakika. Aysuncuğum bırak kaç gündür afrandan tavrandan geçilmiyor ya. Nagihan teyzeciğim. Nagihan teyzeciğim. Lafı sana çeviriyor. Hiçbir şey demiyorum. Gelini de yaktın, beni de yaktın. Aynen benim öyle. Tabağım birlik tabak falan değildi. Gerçekten aynı anda attık.
Hatta dedi ki bir soru sordular. Ben dedi şunu bir atayım dedi o anda dedi. Ve aynı anda attık. Bizim tabaklarımız gerçekten çiğ değildi. Sen dedin ya yok işte içinin mantar pişmemiş dedim benim tabağıma. İşte içindeki soğan pişmemiş. İnan ben burada öyle güzel karamelize ettim ki. Ama dedi mantar, geldi. Hayır mantarlarımı ince ince doğradım. Mantarlarım hani şefimin söylediği gibi iyice böyle saldı. Mantarı suyunu ince çekti, doğrayacaksınız demediler. Suyunu çekti. Ben çok güzel... Bir susar mısınız kalın ya? Kalın doğrayacaksın dedin. Ağzından kaçırıyorsun. Mantarımı incecik doğradım. Ama seninkiler incecikti. Dişe gelecek gibi incecik de değildi. Senin bütün malzemen inceydi. Taze soğanın da inceydi. Her şey burada çekiliyor. Hayır taze soğanın da mantarların da. Kalın doğradım. Yok, mantarı önce... bütün matiyim için haşlama mı yapayım? Şey olan tabağa 5 verip benimkine 1 verdin ya... Ben hiçbir şey demiyorum. Gerçekten... Yani gözlüğünüzü mü takacaksınız? Hatta üstüne daha da mı bir tane gözlük takacaksın? Mercek alacağım gelirken bir daha zöpere. Lütfen bizi harcama. Evet. Çünkü büyüte biz çalışalım. Burada emek veriyoruz. Biliyorum. Benim tabağım birlik tabak değildi. Lütfen Nagihan teyze Yağnur'a hep beşleri ver. Onu harcama. Onu hep başta tutalım üstte tutalım. O bizim bebeğimiz. Sıraya koydum lütfen. Böyle hepinize tattıracağım. Lütfen yani. Ne diyorsun? Sinir ediyorsun anne, beni. Yağmur ya çünkü. Dalga geçiyorum işte anlamıyor musun? Ama onlar öyle anlamıyor anne. Biz son dörtlüdeyiz. Finaldeyiz anladın biliyorum, mı? Biliyorum. Biliyorum ne demek hepinize beş vereceğim ne demek ya? Diyor ya beş. Veremezsin. Veremezsin anne. Senin buradaki hedefin beni bulup beş vermek. Hatta benden eminsen bir yaptığın gibi tepki aldın ya bundan sonra da öyle yap rica ederim. Ama beni bul. Bulursun. Ben bütün tiyoma uydum çünkü. Evet seni bulduğum zaman onu yapacağım. Koydum, kızarttım ve dört dörtlük bir tabak çıkarttım anne. Ben şu anda gerçekten inanamıyorum anneciğim. Ben senin oğlan torununa kayınpederimin yetmediği kaynımın ismini koydum. Koydun sağ ol. Allah kız veliaht olur mu anneciğim? Demek ki ben bunları yapmakla hiçbir yere gelmemişim. Benim bu itirafım yalandı. Bir Ramzı'nı yoklamak içindi. Bir saniye. Ben akıllıyım der ama ben ondan daha akıllıyım Seda Hanım. Haftanın ikinci gününde ikinci olarak tadıma kayınvalide Neriman geliyor. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Başlayabilirsin. Hamuru nasıl olmuş? Üstünün malzemesi mantarı pişmiş mi? Ispanağı pişmiş mi? Şimdi mantarı, ıspanağı hepsi pişmiş ama bir tat lezzet alamadım böyle. Yani nasıl anlatayım? Böyle bir tuzunda bir eksiklik var gibi geldi bana. Yani o yeterince o şeyi tadı alamadım. Belki o dilime öyle düştü. Belki öyle ama her şey çok güzel pişmiş. Peki. İkinci tabaktayız. İkisinde yani bütün sebzeleri hepsi pişmiş. Yalnız milföyleri, evet. Hamur kalmış. Ha. Yani hamur kalmış ikisinde de. Yani anladım. Tam şöyle yani milföy tadı yok. Ama milföyler hamur kalmış. Hamur kalmış. Tamam peki. Üçüncüdeyiz. Üçüncü tabağın da bütün sebzeleri çok güzel pişmiş, mantarı da. Fakat bunun da milföyü hamur kalmış. Yani tam böyle... Tadı tuzu yerinde mi? Aynı tat. Yani tatları aynı. Aynı, tadı aynı. Peki, dörtteyiz. Şimdi dördüncü yediğim tabak gerçekten bunlara göre lezzetliydi. Sen onu sevdin. Yani evet. O zaman puanlamaya hazır mısın Nerim Hanım? Hazırsın. Şimdi şunu çok beğendim ama Ayten onu yapabilir mi? O kafama takıldı.
bakma arkaya da yapabilirim. Ya anne ne diyorsun? İşte bunlar böyle yanlış yapıyorlar, görüyorsun değil mi? Gidiyorsun. Ben buna 5 vereceğim. Heh. En içlerinde evet en lezzetli soydu. Kim yaptıysa eline sağlık. Heh. Buna da 4 vereyim. Evet, diğerleri? Şimdi bu da çok kalın bir şey yani. Ayten bunu yapar mı? Buna 3, 1 vereceğim. 3 ve 1. Buradasın. İkinci tabak kayınvalide Neriman'dan 3 puan aldı. Bakalım haftanın ikinci günü 3 puan hangi geline gidecek? Üç puan kaldıralım. Seda. 3 puan çünkü en güzel tabak oydu. Sen de haklısın Neriman teyzeciğim. Cevap verebilir miyim? Yok verme, sonra ver bence. Hiç dönme arkanda. Hiç duymamazlıktan gel. 4 güzel puan, sevdiğimiz puan haftanın ikinci günü. Acaba Neriman 4 puanı hangi gelinime layık gördü? Dört puan kaldıralım. Ayten. Oh, süpersin anne ya, ucundan. Ucundan değil. Gel hayatım, bakalım 5 puanı Aysun mu aldı? Yoksa Yağnur mu? Neriman 5 puanı Aysun'a mı layık gördü, Yağnur'a mı layık gördü? Beş puan kaldıralım Aysun! Gel oyna. Ya ne yaptınız ya? Çok özür dilerim. Bacım kaldın. Nereye gidiyorsun? Yağnur. Yağnur bir. Ya inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Gerçekten sana söyleyeyim. İnanamıyorum ya. Hamurdan başka bir şey değil hiç. Hamur. Sen bize laf söyleme. Aferin. Aynen. Siz beraber mi yarışıyorsunuz? Evet. Bundan sonra beraber yarışıyorsunuz. Siz altınları bölüşecek misiniz? Bize ya. Demediğini bırakmadı. Gittiniz geldiniz. Yok böyle oldu. Yok şöyle oldu. Evet, tahtada ismi evet. Yok. Yok bir de ne oldu? Kaç piyancı yağmur? İkinci birini alıyorsun. Güle güle kutlanacağım. İlk günün acemiliği. Bir saniye konuşabilir miyim? Bir konuşabilir miyim? Evet i̇lk izin günün, veriyorum. İlk günün acemiliğiydi kayınvalideleriniz de. Şimdi en güzel tabağı gördüler. Zaten benim gelinlerim bunları yapamaz dediler. Birileri bastılar. Adaletsizsiniz, adaletsizsiniz. Gerçekten. İki tane bir nasıl bir duygu Yağnur'cuğum? Yağnur. Yağnur. Bana doğru geliyor. Düşmedi ben, hayatım. Bana doğru geliyor. Sen bunu alamazsın. Bak Salim'e doğru geliyor. Sen bunu alamazsın hayatım. Seninkini almam çünkü sen yapamadığın yemeklerle alabilirsin. Oradakini alacağım. Sen yapamadığın yemeklerle çeyrek alırsın hayatım. Çeyrek bile durmuyor sende. O kadar hak etmiyorsun ki. O bile attı kendini yerlere. Evet. Evet evet hayatım. Ne oldu gayet ya? Gayet güzel hak ettim. Vereceğim cevabı hak ettin evet bana. Gayet güzel hak ettim. Sen benimle başa ben çıkamam. Biri gayet güzel hak ettim. Ben dün çeyreği gayet güzel hak ettim. Hayır siz biri gayet güzel hak siz burada yarışmada olduğunuzu unutuyorsunuz. İkiniz de bir kenetlenme gördüm. Birlikte mi yarışıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Biz... 20 bileziği mi bölüşeceksiniz? Hayır canım. Biz ikimiz, ikimiz bir yarışmacı mı ediyorsunuz? Burada. Ne oldu? Biz ikimiz ay, beraber yarıştık. Şu senin annenin bana dediği verilmez zaten. Yok yok bir şey diyeceğim. İkiniz yapamadığınız için. Senin annenin de dediği bir laf var. Seda'yla Yağnur'un tabağı birbirine çok benziyor. Hadi günaydın. Aysun'la da benim tabağım birbirine çok benziyor. Aytencim yapamadığınız için ikiniz bir yarışmacı ediyorsunuz. Maşallah bu ittifakınızı alkışlıyorum. Bundan sonra altın böyle işini paylaşırsınız. Tatlım bundan sonra böyle. Neriman teyze seninle konuşmak istiyorum. Yağnur'un bu çırpınışlar gerçekten, sana çok yakışıyor gerçekten. Gerçekten. Devam et. Gerçekten. Hoşuma susar gidiyor. Mısın? Susar mısın? Mıy mıy susar mısın lütfen. Ben mıy mıy değilim. Neriman teyzeciğim. Gayet güzel yerinde konuşuyorum. Senin gibi bangır bangır bağırmıyorum. Neriman teyzeciğim. Sakin sakin bir konuşuyorum. Bir susarsan konuşacağım. Susamam ben istediğim zaman. Bir aldı ablası sinirli şu an. Yok hiç sinirli değilim. Dök içini tatlım. Hiç sinirli değilim çünkü sevgili iki kayınvalide de burada iyi tabağı verdiler. İkisi de yanlış puanlama yaptı. Benim vicdanım rahat. Yaptığımı ettiğimi burada ben biliyorum. Anlatabiliyor muyum Neriman teyzeciğim? Konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim? Bir saniye. İki kayınvalideden birinden beş birinden seninle mi konuşuyorum? Puanı sen mi yaptın? Neden haksızlık olmuyordu? Puanı sen mi yaptın? İki tane biri aldığında kabul etmiyorsun. Çok korkuyorsun benden Ayten. Arsun. Ayten. Dün de
geldin böyle bir şişindi. Ben senden neden çok korkuyorsun? Korkuyorsun hayatım. Sen benim kulvarımda gözüm. Çok korkuyorsun. Yanur'un yüz ifadesini sen yapacağım. Sen bana bakmaya devam et. Belki olur yüksek Ayşe, puanları bir dakika alırsın. Hayatım bir bana, bana bakar mısın? Yağnur ben gelirken yüz ifadesi. Hı. Ben geliyorum ya ilk girdik buraya Yağnur böyle. Ya beşi dördü konuşuyor. Seni gördüm. Sen geldin. Yine böyle. Ya. Öyle korkuyorlar ki izleyiciler. Bana arkada 75 beşi dördü. Kim geliyor Ayşe bu geliyor diye. Korkuyorsun. Bal gibi de korkuyorsun. Benden de Aysun'dan da. Ben şu anda gerçekten inanamıyorum anneciğim. Ben senin oğlan torununa kayınpederimin yetmedi kaynımın ismini koydum. Koydun sağ ol. Allah kız veliaht olur mu anneciğim? Demek ki ben bunları yapmakla hiçbir yere gelmemişim. Benim bu itirafım yalandı. Bir ramzını yoklamak içindi. Ben akıllıyım der ama ben ondan daha akıllıyım Seda Hanım. Beşi unuttu, dördü unuttu. Yağmur işçiler bir aldı. Ay yaşasın, yaşasın. Daha evet, çok evet. Alacak o yağmur işçiler biri. Evet, evet. Nerim bu senin esprin değil. Haksızlık, adaletsizlik yaptım. Müsaade ediyor musun Ayten? Konuşabilir miyim? Konuş. İyi ki bak varsın. Güzelim anlatayım ne sana. Sen anlat. Açık konuşuyorum. Aysun'un yemeği çok lezzetliydi. Ah ben severim evet. Ya. Bana çok lezzetli seni. Geldi. Çok da güzel. Siz var ya yapmış. Altınları falan paylaşırsınız Neriman bak, teyze. Bak sabah ben bir, dün bir verdim. Bugün evet. Beş verdim. Aynen öyle. Dünkünü beğenmedim. Yüzüne karşı söyledim. Bir. Ondan sonra baştaki bir Ayten'in tabağı geldi. Ona dört verdim. Oradaki bir ikinci tabak öyle bir hamurdu ki hiç pişmemiş kapkalındı. Şimdi bak, Neriman teyzem aşkım sen benim. Sen benim sözümü niye kestin yavrusu? Kesmiyorum. Benim tabağıma hamur diyorsun ya. Herkesten önce fırınımı ısıtıp attığım için böreğimi ve milföyde kabaran bir hamur olduğu için kabardı aşkım biliyor aşkım, musun? Önemli bak, diye senin gelinin, atman senin gelinin, kalın yaptın senin hamuru. Senin gelinin süre biterken attı. İncecik açtım. Milföyde kabardığı için kabardı. İnce olması açtım, gereken ince. Tabaktı. Orada en kalın seninki ama. Asla değildi bak, biliyor musun? Bak git tabağına bak. Allah asla değildi. Böyle milföy... tabağı böyleydi. Kökü böyleydi. Neriman teyzeciğim öf milföy şey zaten ya. Kabarması gerekiyor. O yüzden kabardı. Yani sen beni buldun. Doğru tabağa 3 verdin. Bak Neriman teyze. Beni verecektim de. Bir verecektim beni de buldun. Ben var ya sırf bu kız üzülmesin ha, diye gelinine gelir ona diye 3 verdim açık konuşayım. İkisinden birisinin Ayten'in olduğunu hissettim ama ona da aradan çünkü verdim. Çünkü hisleriyle ama çok, çok iyi bir şey yok. 3 çok büyük bir puandı senin hayır, için. Hayır öyle mi? Senin bir saniye çok bir puandı. Hislerinden ayrı bir saniye. Şey senin gelinin diyorsun. Hamur tabağıyla şansa bala aldı o puanları. Aynen. Çünkü ne biliyor musun? Süre biterken attı fırına. Evet. Süre bitiyor. Süre. Gidip bakabilir misin? Geleyim mi? Aa, görmek istiyor görmeye musun? Görmeye gerek yok. Burada ilk baş ben attım. Sonra ya yani aynı anda attık. Öyle değil mi? Senin gelinin süre biterken attı. Aşkım benim. O yüzden ben ilk attığım için hamurum kabardı. Anladın mı? Benim kayınvalidem. Su içerimiş. Bir dakika. Benim kayınvalidem. O yemekleri hazırladıkları yemeklerle ikisi bir insan. Yağnur. İkisi bir yarışmacı. Bir dakika. Yağnur ben konuşuyorum. Saygılı ol biraz. Birincisi o benim kayınvalidem o hamurları yapılırken fırına atılırken o bu bunları görmedi perde kapandı. Evet kapandı. Oraya gelirken de tabakların kimin olduğunu kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor hayatım ha, onları. Kadın ne dedi? Kalın olmuş çiğ dedi bu. Canım ödülleri pişmiş zaten dedi. Milföy kabaracağı için Seda, şöyle puf olmalı. Kayınvaliden kaç puan verdi sana? 3 verdi. Ama demek bulamadı. Ki ben ha? Hamuruna vermedim. Ben üstüne baktım. Üstündeki lezzete üstünde baktım. Üstünde hiçbir şey yoktu. Neyi yoktu? Şunun üstünü kızartmış onun diye ya verdim. Var, senin kafan nedense hep saniye. Tersine çalışıyor Neriman abla. Melfi hamuru dediğin kalın kabarır. Bana gelin bir kabarık geldiğinde ona veririm. İşte ne güzel. Bak, kabarık ne işte. Musun? Kabarmaz, keşke kabarmaz, yani. Kabarmaz. Keşke onu sana yedirebilmek üstü gibi bir durum olsaydı. Kabarır, aklı kabarmaz. Bence kabarır. Melfi hamuru aslında... Nazik bir hamurdur, kabarır. Ama üstündeki koyduğunuz o ıspanak da oydu buydu çok sıvı bir şekilde koyduğun için alttaki milyon peki. Hamur olmuş. İşte hamur ne? Olduğu için de kabarmamış. Kendisi de biliyor gelininin asla yapamayacağını. Aynen. Oradayken de zaten diyor Ayten bunu yapmış olabilir evet, mi? Öyle diyor. Olamaz. Aynen. Ya yapmış seni ya yapamamış. Yapmadı mı? Kaç kere oradan oraya gitti Ayten, oradan oraya geldi. Ayten yapamıyorsun. Ha, şans tabii hayatın, o yüzden mi sen aldın iki tane üçü? Şansa bala bir alamayınca şansa bala oluyor. Öyle, ya evet. Sen de bunu söyledin bize kabul ya, ettin. Kendin söyledin bunu. Ha, ve şimdi de tadım ve puanlamaya kayınvalide Nurten geliyor.
Hoş geldin hoş hayatım. Bulduk. Başlayabilirsin. Peki. Güzel değil. Hiç tadı, tuzu, lezzeti yok. Yok Seda Hanım. Saplarıyla, maplarıyla doğramış muhtemelen. Olmamış. Bir tık da çiğ kalmış, evet. Peki. Sebzesi falan. Tadı yok, tuzu yok. Olmamış, sapıyla yok. Falan doğranmış. Aynen öyle. Dedi. Kayınvalide Nurten birinci tabağı beğenmedi. Sırada ikinci tabak var. Bu da olmamış. Bu da çiğ bakın. Milföyle pişmemiş Seda Hanım. Olmamış. Sebzesi de çiğ. Milföyleri de çiğ. Bakın hamur. Seyirci de görsün. Artık kim yaptıysa bilemiyorum. Üçteyiz. Bunun da biraz milföyleri tam pişmemiş ama biraz daha lezzetli. En azından. Biraz daha lezzetli. Evet. Hı hı. Lezzete göre puan veriyoruz. Yani zaten. Biraz daha lezzetli, evet. Peki. Dörtteyiz. Bu da fena değil. Bunun da lezzeti yerinde. Sebzeleri de güzel. Lezzetli. O zaman puanlamaya hazırsın. Evet, yani. Evet. Bunda pişmede problem var. Ama muhtemelen hepsi öyle. Pişmede bir problem yaşadılar. O yüzden ben lezzete bakacağım. Bu sebzeleri zaten belli oluyor. Sebzeler lezzetini veriyor. Evet. İster istemez milföye. Ver puanlarını hayatım. Bu bir. Birinci tabak bir puan. Bir. Bir. Bu da mı bir? Evet. Ama. Sonra? Evet. İki tabak arasında kaldım. Hani onlardan daha iyi olmuştu. Sebzelerinde lezzet vardı. Sebzeleri güzel harmanlanmış, pişmişti. Beş, dört yapmak istiyorum. 5 ve 4. Gel hayatım. İki gelinimiz birer puan aldı. Acaba ilk bir puanı hangi gelinim aldı? İlk bir puan kaldıralım. Yağmur. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Üçüncü tabak sevdiğimiz 4 puan aldı. Bakalım kayınvalide Nurten 4 puanı hangi gelinimize layık gördü? Dört puan kaldıralım. Ayten. Oh be süper. Allah çok güzel. Of. Şimdi... 5 puanı kayınvalide Nurten. Yine Nurten'in başına geldi bu. Hiç sevmediği şey 5 ile 1 arasında kalmak. Acaba 5 puan gelini Aysun'a mı yoksa Seda'ya mı verdi? Budur. Ayol tabağa getir şekerim. Pardon. İlk konuşmak istiyorum. Seda izin verir misin? İzin vermiyorum. Çok neden? Neden izin vermiyorsun? Ben süpersin. Harikasın. Süpersin. İki tabak arasında kaldım. Riske atmadım. Bu iki de beşim bir de dört aldım. Hemen. Süpersin. Şey tabağıyla. Geldi
iki tabak. Yağmur da üçüncü birini alıyor. Hemen söylemek istiyorum. Üçüncü bir değil, 15. biri alsam da bu sene hiç alaka değil. Aşkım billahi koymuyorsun. Sen kuş atan sana bir. Sen çok güzel fiyolaşmasın. Hiç rahatsız olmasın. Bak bize burada şefimiz ne dedi biliyor musun Aysun'cum? Ben sana hemen söyleyeyim. Saplarından ucundan alın. Aynen öyle. Bakın burada dedi buharlı bir şekilde tutun dedi. Ondan sonra sıkı koyun dedi. Ve doğranmayacak. Bakın. Doğranmayacak. Ben size göstereyim. Ben size göstereyim. Doğru olan bu. Bunlarda hele şunda inanın daha mı? Doğranmayacak. Bütün olacaktı. Kaynaşmış durumda. Evet öyle yapın dedi. Evet şekilde. Böyle istedi. Evet, sapıyla bu şekilde istedi. Öyle olabilir. O benim tabağım. Bu senin biz tabağın. Evet benim koydum. Evet. Yağmur'unki nerede? Anlatayım. Bana bir saniye lütfen. Yağmur, hani Aysun'un tabağında bütün ıspanak gösterebilir misiniz? Gerçekten senden bu İyice karışmış, iyice karman çorman. Dinliyorum Nurten teyzeciğim seni. Ezmişler yani. Evet sapları kalacak çünkü. Sebzen giri. Bir ya saniye, bir saniye. Sebzenin diriliğine takılma. Yani takılma derken evet takılacağın tek şey o. Çünkü saplarıyla bütün olarak koyduk ıspanağı. Tamam. Peki Aysun'un tabağında bana gösterebilir misiniz? Onun için çırpılıyor kızlar da. Hani ben burada ıspanak göremiyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Gel gel. Püre seni ıspanakla tanıştıracağım. Hepinizinkinin üstünde ıspanakları var. Tamam mı? Ne oluyor? Ispanak doğranıyor, karıştırılıyor. Ne yapılıyor? Koyuluyor. Seninkinin sapı gelmiştir. Muhtemelen Aysun'un da vardır, bana gelmemiştir. Tabii öyledir. Lezzet ikisinin arasında kaldım. 4-5 yaptım. Hiç ben kafama göre Nurten teyzeciğim. Çok gelecek olan bütün bir şey daha da söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bakar mısınız? Milföyler dip diri duruyor. Çok özür şimdi diliyorum. Şimdi ben bir şey demek istiyorum. Ben bir anne lütfen. Hiç tamam bunu bütün kayın aileler. Biz ilk önce Yağnur, ikimiz geldi. Senin gelinin en kalite, son koyu. Yağnur bir saniye. Değildi, lezzet. Ay, çok özlü sözler. Yağnur. Ben Nurten Kuşatan. Ben de Yağnur İşçiler. Memnun oldum. Ben burada asla kötü yemeğe yüksek puan vermem. Bir. Ben çok izledim sizi. İkincisi. Çok izledim. Dün, çok güzel izlemişsin evet. Belli. Dün 5 puanı verdim. Kilitli ıslanması gerekiyordu. En ıslak seninkiydi verdim. Ama ıslanmayı biz yapmadığımız halde verdim. Ama bugün lezzet denen bir şey yok. Ben Seda geldi ilk günde dedim. Bana böyle yükseldi dedim ki Seda gözüm üstünde dedim. Ve benden yüksek puan alamadı. Ama kendileri gitti. Yağmurcum. Seni cezalandırıyorum. Çok korktum. Benden sonra lütfen. Sana yüksek Nurten puan teyze. Yok. Helal ne olur. Evet, 3 kayınvalidemiz de tadımlarını yaptılar, puanlarını kullandılar. Geriye bir tek kayınvalide Nilgün kaldı. En son Nilgün'le tadıma gideceğiz. Ama önce ne yapacağız? Haftanın ikinci gününde konuşacak o kadar çok şey var ki. Tabii ki kritik zamanı... Ben şu anda gerçekten inanamıyorum anneciğim. Ben senin oğlan torununa kayınpederimin yetmedi kaynımın ismini koydum. Koydun sağ ol. Allah kız veliaht olur mu anneciğim? Demek ki ben bunları yapmakla hiçbir yere gelmemişim. Benim bu itirafım yalandı. Bir Ramzı'nı yoklamak içindi. Bir saniye. Ben akıllıyım der ama ben ondan daha akıllıyım Seda. Ekran başındaki değerli izleyicilerim, gördüğünüz 4 gelinim de onlar gelinim mutfaktanın prensesleri. Bir ay boyunca yarışacaklar. Bir ay boyunca eleme yok. Hedefe gidecekler. Hedef nedir? 20 bileziği birden bir gelin alacak. Nasıl alacak? En çok gün içerisinde çeyrek altını kazanıp en çok altın biriktiren gelin... Aynı zamanda 20 bileziğin sahibi olmuş olacak. Çok adil bir yarışma. Herkes kabul etti ve canla başla çalışıyorlar. Şimdi final serisinin ikinci gününde ortalık yine fena karıştı. Nilgün Hanım'ın Nurten Hanım ve gelinle yaptığı benzetme bakın nasıl bir tartışmaya yol açmış. İzleyelim. Nurten Hanım sen diyorsun ya benim gelinim güçlü biz... Burada yarışırken siz bizi izliyordunuz. İnternetten, televizyondan. Siz yoktunuz ortada. Siz de evde otururken 6 ay kış boyunca gelinimi ve beni seyrettiniz.
İki senedir sen beni izliyorsun. Ben seni tanımıyorum. Hayatım sen benim gibi bu hafta gelmedin. Sen bir aydır burada yarışıyorsun. Enler değilsin sen. İzledin, sosyal medyadan takip ben etti. Ben takip etmedim seni. Televizyonlarda takip etti. Senin gelinin sosyal medyadan belli ki benim gelinimi takip ediyor. Dün bir takım şeyler attı ortaya. Takip edebilir, çok güzel tamam, genç olan. Tamam ama ben etmiyorum seni. Ediyorsunuz, ediyorsunuz. Hayır bakın yani telefonumu getirttireyim, bakın Instagram'ıma. Telefonumu isterim buraya, Instagram'ıma girerim. Takipte miyim, değil miyim görürsünüz, mahcup olursunuz. Nurten Hanım sen işini bilirsin, sahte hesaptan takip ediyorsun. Benim sahte hesabım yok. Var, benim sahte hesabım ne yok. Ne bileceğim? Nurten. Evet. Ne oldu? Ya işte Nilgün Hanım beni izliyordunuz. İşte biz daha hani eskiyiz, kıdemli izlemeye getirdi aslında. Bir de iddia ediyor, siz beni sosyal medyadan takip ediyorsunuz diyor. Hayır Seda Hanım. Benim burada yalan söylemediğimi herkes bilir. Etsem ediyorum derim. Yani, ne var bunda? Şey olabilir yağmuru mi? Yağmuru da etmiyorum. Şey olabilir mi? Şimdi ederim ama. Fanım falan olabilir mi? Bazen öyle algılıyorlar ya. Mesela ha, olabilir. Benim... Ona bir şey diyemem. Evet. Olabilir. Aysun Kuşatan diye 60-70 tane fan var. İşte onu söylüyorum acaba. Onu bilemem. Bence öyle bir şeydir. O, Nilgün'le sen... Bak o benim aklıma evet. gelmedi ama ben şahsım asla ne gelinini ne kendisi takip etmiyorum. Ha. Etmedim de. Etsem ettim derim. Ne tabii var bunda canım, yani? Ne var bunda? Yok diyor. Siz beni izlediniz. Takibi. Asıl takip edenler belli. Dün Yağnur gelinime laf attı. Çok özledim dedi. Tabii ki biz özleriz burayı. Sevdik. 6 ay evimizden çok vakit geçirdik. Ve gelinim hep söyler. Seda Hanım'la oynamayı özledim. Resimler attı. Seda Hanım'la olan resimlere fanları bile paylaştı. Sayfa sayfa. Seda Hanım'la beraber. Neye dayanarak söyledin tatlım? Şimdi şöyle Seda Hanım. Yok beni çağırsınlar diyor. Kim sizi çağırdı? Yağnur öyle dedi. Laf orada yarım kaldı. Siz değil. Yağnur da diyor ki o yüzden mi paylaştın beni geri çağırın diye diyor. Öyle bir şey yok. Olabilir. Niye olmasın? Olmayan şeyleri buraya lütfen. Buraya yarışmaya gelen. Benim en kabul buraya yarışmaya şey. Gelen. Ah tekrardan bizi çağırsalar da gelsek diyorlar Seda Hanım. Bütün isterse bir hafta kalsın yarışmacı. İsterse 6 ay kalsın. Bileziğine bakmıyor. Nilgün Hanım. Burada gelip bu havayı alan insan... Tekrardan buranın havasını almak Nilgün istiyor. Hanım. Ben onu söylemeye çalıştım. Ama bunun açıklamasını yaptık. Ekran başındaki izleyicilerimize belki kaçırmış olanlar olabilir. Tekrar etmek istiyorum. Nurten Hanım'ın ve Aysun'un tekrar burada olma nedeni... ...biz Gelin Mutfak'ta izleyicileriyle anket yaptık. Bu anketten birinci olarak Nurten Hanım ve Aysun çıktı. Çok dolayısıyla biz de Gelin Mutfak'ta izleyicilerinin... sesine o kulak verdik ve şey. O yüzden buradalar. O farklı bir şey. Şimdi Nurten Hanım olmasa başka bir kişi olmuş olsaydı onlar da koştura koştura gelir. Gelinir tabii. Burası gelinleyecek bir yer ama değil bak, ki. Ama bak ben her onu demeye getiriyorum. Bir beş bilezik. 6 ay yapmışım ben burada. Sen burada 2 sene kalsan dahi yine yarışırsın. Yarışırım. Ben çünkü gördüm öyle. Bunda problem yok. Seda Hanım. Ona bir itirazı şey yok. Değil ki. Aynı şey diyorsunuz Nurten'in aslında. Nurten'in itirazı yok ona. Evet. Pardon yok. Bir söz hakkı istemeden ne olur. Seda. Şimdi söyle yavrum. Aslında aynı şeyi söylüyor ikisi de ama birbirleriyle böyle çatıştıkları için anlamamışsınız birbirinizi. Hayır takip diyor ki. Takip ediyor diyor. Ben de siz bizi takip ediyorsunuz dedim. Peki kayınvalideler odasında kazan iyice fokur diyor. Tabii ki fokur diyecek. İşte burada her gün vereceğim çeyreklerim var. Ay düşmüş çeyreklerim. Ay şuralara koyayım. İyi bakın i̇şte Seda Hanım onlara. Gördüğünüz gibi çeyreklerim var ve ay sonunda vereceğim 20 tane tam 40 bin TL değerinde bileziklerim var. Tabii ki fokur diyecek. Nilgün Hanım'ın yaptığı müthiş itiraf bakın ağızları nasıl da açık bırakmış. İzleyelim mi? Eşimle karar verdik. Küçük oğlum futbolcu benim. Hı hı. Yakında bırakır herhalde büyük ihtimalle. Onu artık babasınınla beraber ortak olmasını istiyorum. Abisi başka iş yapsın. Ay veyahut ne güzel. Ona karşı bir rakip olsun. Emre'nin bir kızı var. Yade adında. 3 yaşında aynı ben. Allah Allah. Aynı ben huyları ama o bana çok benzediği için o yüzden vermek istiyorsun. Yani o benim artık her şeyim. Onu mu vereceksiniz?
Ayakkabı firmanızdı. Evet. Aa, babasınla, bizim babamız beraber ortak olacaklar. Diğer çocuklar? O kendisi yapsın. Ben de haklıyım. Çünkü o bebek ayrımcılık. Aynı ben. Aynı ben. Benziyor bak, diye. Bak bir görseniz aynı ben. Huyu, tüyü, böyle her şeyinle bana benziyor. Mingün Hanım olmaz, haksızlık çok olur. Onu. Babayla yaparlar. Abisi ayrılır. O kadar. Tek kelime. Hayır, hayır. O da torunun tek kelimeyle haksızlık. Hiç haksızlık değil. Burada evlat ayrımı var. Hayır, burada torun ayrımı var. Oğlum, oraya odaklanmışsınız. Babayla beraber yapacak. O torunum da bana benzediği için, huyları bana benzediği için babasının velatı olacak. Benim velatım olacak. Tamam. Ay şok. Seda Hanım şu anda gerçekten çok şaşırdım. Böyle. Nasıl böyle, anne? Nasıl burası böyle? Burası ilk yani her şeyi ortaya dökülen bir yer. Evet, evet. Doğru değil mi ben Seda gerçekten... Ben bile döküyorum her şeyi ortaya. Tabii. Ben şu anda gerçekten inanamıyorum anneciğim. Çok şaşkınım. Seda Hanım benim eşimle kayınpederim 41 yıllık ayakkabı imalatçısı ve benim... Eşim kayınpederimle birlikte çalışıyor yıllardır. 18 yaşından beri. Evet. Evet, 18 yaşından beri yani bir emek var anneciğim ortada. Tamam, Yade bir kere sana hiç benzemiyor. Aa, nasıl benzemiyor? Hiç. Aynı tıpkısının aynısı. Hayır, Yade. Cilveli benim gibi Seda Hanım. Bak. Sen bak, gerçekten cilveli. Bilmiyorum Süksenur'a mı bakıyorsun? Bilmiyorum gerçekten öyle söyleyeyim. Benim ortanca kızım inanılmaz derecede annesine babaannesine benzer. Ve Yade tamamen anneannesi anne. Neden canım bana benziyor? Anne sen anneannesini mi kıskanıyorsun yoksa? Hayır, niye kıskanayım? Seyhan Dünür'üm çok güzel bir kadın. İyi de asla seninle alakası olmayan bir ama o beyaz, bak Yade bembeyaz. Tamam. Cilveli, oynak benim gibi oynamayı çok seviyor. Çok huyları. Siz çok beyaz değilsiniz ama ki. Ama sen beyaz neden değilsin, canım ben güneşte yanıkım. Ben beyazım yani. Bronz halinizsin. Ha. Ay bunu hayır bunu bir konuşun bunu evet. Ben Seda Hanım. Şaşırdım. Şimdi benim oğlum futbolcu. Ha. Şu anda oynuyor. Tamam. 31 yaşında, 35 yaşına kadar evet. Oynanıyor. Mutlaka bir gün bitirecek futbol hayatını. Tamam. Üçüncü çalışsın. Biliyorsun futbolcular siz de biraz olacağından. Tabii. Ticareti çok bilmezler. Daha çok futbol hayatını bilir. Baba bildiği için ben dedim ikisini. İki kardeş yapsalar yarın öbür gün anlaşamazlar, ayrılırlar. Abisi tek yapsın, babasınla da Emre beraber yapsın. Bunda bir şey var mı Seda? Sen büyük oğlunun bunca yıllık emeğini... Hayır, bunca yıllık harcamıyorum. Anne sen o diyorsun ki ayrılsınlar. Profesyonel olmuş, o öğrenmiş işi. Ama Emre bilmiyor. İyi de etten tırnağı ayıramazsın ki başka ama bir Emre oğlun gibi. Ama Emre bilmiyor. Üçü bir yapsınlar anneciğim. İşte iki kardeş anlaşamaz. Eltiler anlaşamaz. Sorunlar çıkar, çok... ortalık kötü olur. O yüzden böyle kararı verdik. Yok yok, ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Yani şöyle mi? Valide Sultan veliahtını seçti. Aynen. Aynen. Öyle dedi, Yadem öyle dedi. Yadem benim. Evet, öyle dedi. Ben çok seviyorum. Ben sana hiçbir şey demiyorum. Kesinlikle şu anda inanılmaz derecede üzgünüm. Gerçekten bir veliaht varsa, bir kere senin oğlan torunun var anneciğim. Ve ben senin oğlan torununa kayınpederimin yetmedi kaynımın ismini koydum. Koydun sağ ol. Allah kız veliaht olur mu anneciğim? Çok memnun oldum. Sen kendin koydun, ben demedim. Demek ki ben bunları yapmakla hiçbir yere gelmemişim. Hiç ben annesinin ismini koydum Seda Hanım. Bana dedi ki annemin ismini koy, tamam. İkinin çocuğa benim ismimi koy dedi. Hadi bunu da dedim sükse koyacağım. Nur'u o koydu. Kabul ettim. İlk doğurdu oğlan. Kayınpederimin ismini koydum, yetmedi. Kaynımın ismini koydum ve sen şimdi veliaht Yade mi diyorsun anneciğim? Ama şimdi babasıyla beraber dede olacağı için, babanın işinde olduğu için, hani kayınpederinin babayla, o yüzden diyorum. Ben hiçbir mantığını anlamıyorum. Öyle böyle deme, dedin ki orada.
Torunum bana çok benziyor. Evet, evet benzediği için dediğin ayağın çeviriyor. Şey de diyorsun orada, kesin zekası da bana çekmiş. Evet, evet, çok benziyor. Allah Allah, Süleyman Emre'nin zekası tartışılıyor burada. O dayısına benziyor Süleyman Emre'nin. Bence bana benziyor. Hayır, dayısı. Dayısına benziyor. Sen anneciğim hiç merak etme. Sen bana bunu söyledin ya anneciğim. Hiç önemli değil. Benim arkamda Mesut Dalkara var. Benim babam var. Madem Süleyman Emre ise o zaman o da Mesut Dalkara'nın olur. Ama senin şu anki söylediğin kesinlikle doğru değil. Yade aynı anneannesine benziyor. Aynı. Ay, ve sen dünürünü şu anda kıskandığın için böyle bir şey söylüyorsun. Asla kıskanmam. Ay. Asla. Dünürlerimi çok severim. Yağnur'un annesini de çok severim. Küçük gelinin annesini paylaşamıyorsun de. Paylaşamıyorsun anne. Olur mu canım? Her zaman demiyoruz mu? Senin Nilgün, gibi cimbeli. Sen senin orada gibi... diyorsun ki bizim ayakkabı imparatorluğumuz var. Yade de imparatoriçe tam dedi. Evet. Aynen. Ya babayla dede olacak ya. Dede evet, imparator evet. ya. Evet. Yade'nin babası da olacak da doğal olarak. Tamam. Onun bir tane çocuğu var. Tamam. O yüzden. Tamam. Tamam. Hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Bundan sonra ben de olaylara çok farklı bakarım. Demek ki boşu boşuna üç çocuğa senin söylediğin isimleri koymuşum. Ay çok benim mutlu ettin ama beni ya. Çok mu mutluluğun? Ama sen de mutlusun ya. Anne neren mutlu benim? Mutluluğun mükafatı bu mu Seda bak, Hanım? Bak sana bir şey söyleyeyim ay, mi? Ay bu Nilgün var bak, ya insan orta yerinden çatlatır. Evet. Bak Seda Hanım. Yalan mı Nurten? Bak. Aynen öyle. Ay bir de ne güzel sakin sakin aynen böyle bir bak. Çok mutlu çok ettin beni ya. Evet. Ay, ama yani. Öyleyim. Ay orta yerinden öyleyim, kavga çatlarım. Kavga edemem Seda. Söylenmez ben Seda Hanımcığım. Kavga etme der söyle. Nilgün Hanımcığım bu söylenmez. Ama ben söyledim. Burada da söylenmez aile içerisinde. Çocuklar arasına ayrımcılık girer. Yok yok girmez onlar. Haksızlık olur. Oğlum akıllıdır olmaz. Benim bunun kocası. Çok olmaz. Akıllıdır. Valla bence bu duruma gerçekten keşke ben bunu Manisa'ya döndüğümde Yunus'la konuşacağım Seda Hanım. Bu duruma Yunus'un asla tolere edeceğini hiç düşünmüyorum. Ha o başka mesele. O zaman yine oturur konuşuruz. Ha, doğru değil mi Seda vallahi Hanım? Ben istemiyorum ha. Seda Hanım. Şu anda bana bunu söyledi ya. Evet öyleyse öyle olsun. Manisa'ya döndüğümüzde madem işler ayrılsın. Hiç ha. Emre'nin futbolculuğunu falan bekleme. Emre gelsin senin Süleyman babamla birlikte iş yapsın. İyi yapsın. Madem öyleyse işte böyle. Yunus ne oldu bıraksın mı babayı? Bıraksın biz ayrı yer açarız. Benim babam gördün var arkamda. Mi? Babama Seda da söyleyeceğim. Babama da söyleyeceğim. Benim bu itirafım yalandı. Bunları bir ramzını yoklamak içindi. Ne öyle gerek mi? Evet. Ne gerek var ya? Böyle şeyleri. Evet. Yani anneciğim diyebilirdin. Doğru, haklısın. Ne haklısın? Emre hayır. Bu itiraf benim için Yağnur'u denemekti. Kocasına bakalım. Ama Yağnur ne diyor kayınvalidesi için? Gizli sıtma diye. Evet. Bak gizli sıtma gene yapacağını yaptı. Yağnur'u evet. döktü. Kız ya. Döküldü bütün eteğindeki taşları. O diyor ya her zaman derim akıllı kızdır Yağnur. Ben akıllıyım der ama ben ondan daha akıllıyım Seda Hanım. Ay pes. Yani. Bu akıllılık değil. Hayır. Bu akıllılık değil. Neden? Yani Nurten'in akıllılıkla alakası yok. Hadi canım şimdi sen de. Şimdi baş edemediniz. Dinleyelim Nurten'i. Evet. Yağnur haklı. Baş edemediniz. Efendimi ben işte sınadım. Niye baş edeyim? Yağnur'la neyin baş edemeyeyim ben? Korktun anne. Niye korkayım senden korktun ya? Korktun anne. Korktun. Kokul çevirin kızı yapmayın. Ay Elan'a aslan gibi oğlum var benim. Aa. Ayrısı, valla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim de aslan gibi kocam var. Kusura bakma ama benim kocam durması gerektiği yeri bilir anneciğim. İşte onu diyorum ya. Bu olaya Yunus'un onay vereceğini asla düşünmüyorum. Ama ben seni denemek için yaptım burada. Böyle bir şey denenir mi anneciğim? Denedim. Peki, Neriman bu konuda sen ne düşünüyorsun tatlım? Yağnur, arkamda benim dağ gibi babam var dedi. Vazgeçti. Nilgün Hanım korktu. Oğlum elden gidecek diye haklı yalan söylüyor. Kızardır farklı bir bakış açısı. Vallahi. Evet. Evet. Oğlum elden gidecek diye. Onun babası. Halbuki bu 4-3 yaşındaki çocuğa miras bırakıyordu. Baktık olacak gibi değil. Oğlum elden gidiyor. Kalktı Yağmur'a yanaştı. Oğlum gitmez elden. Gider. Senin bu söylediklerini izlediğinde gider. Öyle bir helal çocuk. Helal olsun Neriman. Bak hiç aklımıza gelmiyor. Ne dedin Ayten? Dağ gibi babanın yanına herkes gider. Ya. Sen gidersin babanın miras yanına da. Miras gider mi? Gider. Gerçekten sen eğer etle tırnağı ayırıyorsan, bunca yıllık emeği bir kenara bırakıyorsan,
Üçü bir çalışabilirler Seda Hanım. Onlar kardeş. Zaten yazın buraya geldiğinde futbol sezonu olmadığı zaman siz de biliyorsunuzdur. Evet. Gel kardeşim diyor, birlikte çalışalım diyor. Sen etle tırnağı bu şekilde ayırıyorsan, kesinlikle, ben de Yunus'u tanıyorsam, Yunus diktatördür, kesinlikle gider. İşte dediğim gibi ben burada gelinleri tanımaya çalışıyoruz değil mi? Sınadım Arya diyor, gelinimi sınadım diyor. İtirafların ardı arkası kesilmiyor. Gelinimiz Seda. Prenseslerimden biri. Yıllar önceki eski defterler eyvah eyvah açmış. Eyvah. Bakalım bunu duyan Nagihan şimdi gelinle nasıl bir yapma kadın şimdi tansiyonu fırlayacak tansiyon ya. Tansiyon aletini getirelim. Yok. Yok, iyi yok. Her seferinde benim hakkımda bir şeyler konuşulduğu zaman benim böyle tepemden ateşler iniyor. O sefer gidemezsin de bir ay buradasın. Evet. Kilitli şeyde kaldık. Tut tansiyonunu hep rol altında tut. Görelim. Bir gün kayınvalidenlerle ilk tanıştım. İşte aradan iki gün, üç gün geçti falan. Kayınvaliden bana bir değişik davrandı. Hani böyle oğlunu paylaşmak istemeyen kayınvalide tipleri, tarzları vardır ya. Evet. O şekilde olduğunu ben anladım. Sinemaya gideceğiz Harun'la. Evdeyken işte telefonla açtık. Gayet güzel bir filme gideceğiz, böyle romantik falan. Harun beni aradı, dedi ki Seda, annem yanımdaydı seninle konuşurken. Babamla o da sinemaya gelmek istiyormuş, sorun olur mu dedi. Gittik, o romantik film oldu, aksiyon filmi, farklı bir filme girdik. Popcorn alacağız, tabii ki annem cimriliğini orada da her zamanki gibi konuştu falan filan. Ben evde patlatır getirirdim, ne gerek var para vermeye falan. Ben şok, Allah'ım dedim Seda, olursa sen yandın bu kadınla. Filmde Harun'la yan yana oturacağız ya. Evet. Kayınvalidem geldi, benim yanıma oturdu. Harun böyle hani suratımın düştüğünü anladı. Dedi ki Seda, buradan sonra senin güzel bir balıkçı var. İsmini veremeyeceğim. Oraya gidelim dedi. Baş başa bir yemek yiyelim. Filmde seansı erkendi. Evet. Neyse tam çıktık. Tutturmaz mı? Benim karnım acıktı. Duydu ama Yağmur, biliyor musun? Benim karnım acıktı dedi. Bir tane franchise bir köfteci var. Bilmiyorum, biliyorsunuzdur mutlaka. Evet. Canım köfte istiyor, köfte istiyor. Hep birlikte gidelim. Bırakmam sizi dedi. Bizi aldı, köfteciye götürdü. Bildiğin yani geceyi bize zehir etti. Sabote etmiş. Zaten amacı oymuş. Amacı o zaten Aytencim. Bence kıskanıyor ama beni ben olduğum için kıskanmıyor. Yani onu paylaşmak. Evet, istedim. Benim yerimde X bir gelin de olsaydı onun, anladım, için onu da kıskanacaktı. Nagihan. Evet, gülüyorum. Bir daha gülüyorum. Gerçek değil mi anneciğim bununla? Evet, gerçek aslında Seda Hanım. Bir sinema söz konusu oldu. Evet, biz de beraberdik. Gidelim mi gidelim, hep beraber karar verdik. Hep ben beraber onların vermedik. Gideceğini bilmiyordum ama sadece bir sinema konuşulunca biz de dedik ki çok güzel vizyonda güzel bir şey var. Hı. O zaman ben de sinemaya gitmeyi, tiyatroya gitmeyi çok severim. Evet, o zaman ben de geleyim dedim. Hatta babamız dedi ki o zaman beraber gidelim hanım dedi. İlk sinemamız. Tamam dedim ama ben ne bileyim onların ilk sinemasını. Hep arkadaşlar ya, beraber gidiyorlardır bir yere diye düşündüm. Hı. Dedim ki o zaman biz de gelelim. Çok da güzel bir komedi filmi vardı. Ona girmek istedim. Tamam, ona da girdik. Bayağı da iyiydik yani. Şimdi Seda niye böyle hani bana... Kötü bir şey demedim anneciğim, ben onu anlattım. Çok da güldük yani, gülüp de çıktık oradan. Kahkahalarla güldük hem de. Harun'la yan yana oturacaktık. Oturacaktık diye geldin. Benim yanıma oturdun ya, Harun'u öbür tarafa ittirdin. Hani onu da anlatsana. Ama işte ben seni orada böyle elini tuttum. Seni tanımak istedim. Daha 2-3 gün olmuş tanışalım. Kürün kürü. Seda'yı tanımak istedim. Harun'u ittirip sen mi geçtin Seda'yı? Evet. Ben Seda'ya yakın olmak istedim. Onun benimle o sinemada bir şeyler paylaşmaz. Hatta şey... Ne paylaşım anne senin sinemada? Ne kadar komik değil mi diye böyle kahkahalarla güldün. Anne ben yalandan geliyordum anne, zoraki geliyordum. Harun'u alıp dağılıyor, aşağılara falan yollamadım. Yine aynı sırada oturuyordu. Ama aralarına girmişsin, oturmuşsun bebeğim. Evet. İşte bir tarafımda Seda vardı, bir tarafımda oğlum vardı. İkisini de elini tuttum. Ama yanlışlıkla Seda'nın kolu oğluna değer, oğlu sarılır eder derdi. Kıskançlık Seda Hanım, oğlumu kıskanıyor. Ya beni kıskanıyor demiyorum. Ben bunlara şaşırmıyorum Nilgün balayına. Biz de gelelim demiş ya. Evet. Ya Nurhan. Gerçek. Sonra ikisinin ortasında oturmakla hata mı etti? Evet. Bir elimle oğluma sarıldım, bir elimle de kızıma. Yani bakın, burada güçlü kuvvetli aslanlar gibi bir anneniz var dedim. Bir o imajı vermeye çalıştım. Bir şey söylemek istiyorum. Ya Nur sen, evet. Yani Nagihan teyzeciğim, yani bu kadar yapmayın Allah aşkına.
Yani biz de nişanlılık ve anlaşma döneminde eşlerimizi tanıyabilir miyiz izniniz olursa? Olmaz. Canım yani benim izniniz olursa biz de bir huyunu suyunu öğrenebilir miyiz Nagihan teyzeciğim? Bir kere sinemaya gitmişim, aralarına oturmuşum. Sanki her gün mü aralarına oturmuşum? Ama Nagihan teyzeciğim, sen oğlunu paylaşamıyorsun. Evet. Gelini tanımak değil ama maksadın. Ama benim şimdi oğlumu paylaşamıyorum gibi bir kelime söylemeniz bana gerçekten ağır geliyor. Aynen. Çünkü benim bir tane evladım var. Ona da ona fazlasıyla eğilimliyim, anladınız mı? Harun için tabii ben her ki şeyi yaparım. Tabii ki o da senin için yapar. Harun dedi mi benim bütün her şeyim değişiyor. Ben seni dünyam anlıyorum. Nagihan teyzeciğim ben seni anlıyorum, haklısın ama ben burada Seda'ya hak veriyorum. Çünkü ben de aynı sorunları, aynı problemleri yaşadım. Bir şey söylemek istiyorum. Ve ben Yunus'un birçok huyunu evlendikten sonra öğrendim. Tabii ki ben de aynı öyle. Aynı durumu ben Seda de, da ben yaşadım. Ben, de, ben evet. Seda'yla Harun'un yanında her gün yoktum. Tek tek anneciğim konuşun, tek tek. Her gün yoktum anneciğim yalnız. Özel bir an. Bak ben ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyorum Yağnur'cum. Diyorum ki tek evladım var. Onu canımdan, anlıyorum, ciğerimden çok seviyorum. Tamam, Seda'yı da evlat seviyor olarak seçtim. Bak oh, ben sizin annenizim demek için... İkisinin de elini sıkı sıkı tuttum sinemada. Ondan mı sinemaya? Ya sinema olunca farklı mı oluyor? Ben ikisini de hep evet yanıma alıyorum. Sürekli sarılıyorum. Ya sosyalleşiyoruz. Biz ayakta bak evde gezinirken bile ayakta gezinirken yumak oluyoruz ya. Gelin şöyle birbirimize sarılalım diyoruz gibi ya. Anne çok bilmiyorum. Çok kötü şey mi yaptım anneciğim, yani Seda Hanım anneciğim ya? Benim kocam da benimle aynı fikirde. Benim kocam. Tamam bir kere geldik. Bir daha geldim benim sinemaya kocam size. Seda neden böylesin? Bir kere geldik. Bir kere geldik ya. Aman be. Bir kere gelmesine gerek yok. Evde film izliyorum zaten ya. Hani bir daha çağırmadık çünkü bezdirdiğin için o gün bizi. Bir daha bak, çağırmadık. Yanlış anlıyor. Hep yanlış anlıyorlar. Hayır. Benim çünkü bir evladım var, bir evladım da sensin ama, demek istedim. Ama onun kocası o. Benim onun kocası. Kocası. Evet onun kocası. Benim de oğlum. Kocacı bunlar. Benim de kızım. Canım ciğerim benim. Ay bugün seviyorum ikisini ya. Tatlıya bağlı. Bir şeyler söyleyeyim lütfen çok kısa. Ne Seda dedin Nilgün? Oh. Pamuk şeker bugün diyor da her zaman öyle senin kayınvalide. Aa ben, benim kayınvalide. Asla. Haklıyım. Aynı ortak dertleri, tasaları var ya. Gerçekten pamuk şeker falan değil. Çok fena Seda. Yok yok doğru bak, değil bu. Aynı anda konuşmayın. Ciddi söylüyorum çok fena. Yani Nagihan Hanım öyle çok çığırgan birisi değil ki. Kendini müdafaa ettiği zaman çok güzel konuşuyor. Nagihan. Köftecide kaç porsiyon köftesi? Doğruları söyle yoksa ben vallahi söylerim. Ortaya şöyle bir köfte getirttirdik. Hatta sosları çok güzeldi. Çok, çok meşhur güzel bir köfteci. Çocuğa hiç durma. Sos getir annem, sos getir annem. Çocuk hiç durmadan bize sos taşıdı. Ama, kaç porsiyon yedin? Ama itiraf kilo yok, porsiyon yoktu. Kiloyla aldık. Kilo söyle ile kaç peki, kilo peki ekstra yanlış söyledi. 4 kilo yemişin. Seda Hanım orada gerçekten abartısız söylüyorum. 3 aileyi doyurabilecek kadar et yedi kayınvalide. Tek başıma yedim. Tek başıma. Eşim de yoktu, oğlum da yoktu Seda. Tek başıma yedim Seda Hanım. Hepsi senin yediğine bak. Şu kadarcık yiyorum ben. Hani... Hepsinin gözü sendeymiş. O da yetmedi. Narka. Sucuk ekmek aldı. Giderken yoruldum. Seda şu kadarcık yedim dedi. Zaten köftenin boyutları bu kadardı. Bir tane yiyorum Harun işte. Harun ağzına hep sürekli tepti. Benim ye kocam Seda, ye beni Seda, çok ye sevdiği Seda için diye. Şu kadar benim yemedi kocam yani. Porsiyonu gene vardı bayağı. Ya benim oğlum da kocam da çok iştahlılar. Terledim. Vallahi tabaklarını böyle dolduruyorlar dolduruyorlar. Bu da bana bakmış demek ki yerken. Hayır. Gerçekten yani. Çok da güzel peki yedik. Şimdi bitmiyor gördüğünüz gibi. Bir ay sohbet edeceğiz. Daha konuşacak çok şey var. Şimdi Nilgüncüğümle tadıma gidiyoruz. Haftanın ikinci gününün son tadımı için kayınvalide Nilgün geliyor. Merhabalar. Hoş geldin hayatım. Hoş gördüm. Sevmedim Seda Hanım. Nesini? Anlatman lazım kızlar. Tamam, duymak söyleyeceğim istiyor şekerim. Yani tatsız tuzsuz bir şey olmuş Seda Hanım. Tadı yok. Olmamış. Hiç olmamış. Sevmedim. Bilmiyorum. Öbürleri de aynı olabilir. Daha önce yemediğim bir şey. Lezzetine göre puan vereceğine göre. Evet. Aynen öyle aynen. Seda Hanım. Haklısın. Aynen. İkinci tabaktayız. Thank you.
sesle Nilgün'üm? Bu daha iyi olmuş Seda Hanım buna göre. Daha lezzet gördüm bunda. Peki. Neleri güzel? Arasındaki fark ne mesela? Mesela bu daha suluydu. Yani böyle hiç tat gelmedi. Bunda daha zevkli böyle. Daha kıvamı yerinde. Daha kıvamı yerinde. Böyle soğanları falan güzel peki, pişmiş. Şimdi. Üçüncü tabaktayız. Peki. Çok kalın olmuş bu. Bir tuhaf olmuşlar ya. Ben daha başka bir şey bekliyordum. Yani hoşuma gitmedi Seda Hanım ama puan vereceğim. En bak bu iki tabaktan en çok hoşuma giden bu oldu. Peki. Dörtteyiz tatlım. Herhalde bu kenarlara gelenler biraz malzemeleri yok bak Seda Hanım bunun içinde. Kenara gelmiş. Kenara yoksa eşit için. Malzemeler kullanıyor. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. O yani, nasıl? Yani öyle diyeyim. Vallahi bak inan beğenmedim hiçbirini ama puan vereceğim. En lezzetli hangisine dedim? Buna dedim değil mi ben? Ben karışmam. Evet. Hayır unutuyorum da ondan. Unutma bacım. Unutma doğru haklısın. Ben nasıl karışırım kızların kaderiyle oynarım. Değil mi? Hadi puanla. Yazıyorum. Yaz Seda Hanım. Hı. Vallahi bunu çok beğendim. 5. 5 puan ikinci tabak. 1. Birinci tabak bir. Bilmiyorum. Kararla verdim. Üç. Üç. İki. İki. Gel. Buradasın tatlım. Bakalım. Kayınvalide Nilgün 2 puanı. Üzücü tabii 2 puan. Ne yapacağız ama öyle kayınvalideler gelinlerini arıyorlar. Bakalım hangi gelin aldı 2 puanı? İki puan kaldıralım. Seda. Allah'ım çıldıracağım artık ya. Buradasın. Buradayım. Üçüncü tabak 3 puan aldı bakalım 3 puan. Bu sefer hangi gelinimi çıldırtacak? Üç puan kaldıralım. Aysun. Of ama ya. Mahvoldular kızlar, mahvetti kızları. Gel bakalım. Acaba kayınvalide Nilgün haftanın ikinci gününde dedim ya kızların kaderleri değiştirecek puanlamalar geliyor diye 5 puanı gelini Yağnur'a mı yoksa Ayten'e mi verdi? 5 puan kimin oldu? Kimi yaktın? Bir kime gitti? 5 kimin oldu? Ayten ya da Yağnur? Yağnur mu? Ayten mi? Biri burada. Oynayacak. Darbuka şov. Beş puan kaldıralım. Ayten. Kalk kız oyna kız Ayten kalk.
canım benim. Diyor ki bana... Ne güzel bak karşılıklı oynadık. Ben tek seni kayınvalidenden almadım ki beş. Evet karşılıklı oynadık Aytencim, ne güzel. Beni bu tarz şeyler demoralize edemezsiniz bebeğim. Ediyor ama görüyorum. Ne güzel oynadım. Dört birimle oynadım hayatım. Demek ki bugün yapamamışım. O zaman bir oynasana. Bazen herkes yapamayabilir. En azından sizin gibi sürekli yapamayan bir gelin değilim. Bir alıp oynamayı da benden de öğrendin. İzleyerek geldin ya. Dört birimle oynarım da hayatım. Hiç önemli değil. Oyna oyna benden öğrendin çünkü. Ay senden ne öğrenecek be? Sen beni izleyerek hadi Allah aşkına. Bana bak bizim sayemizde oynattık işte. Evet, evet. Bravo size anneciğim. Ya nasıl dayanıyorlar ya. Anneciğim, verdikleri puanları nasıl dayanıyorlar ya. Hadi ya. Öyle mi oluyor Aytenciğim? Öyle, öyle. Hadi ya. Yüz ifadenizden belli. Dün kayınvaliden çıldırıyordu ya. Sana çıldırıyordu şey dün. Senin gelinin bugün dört şey birler rekorunu kırdı. Evet. Olabilir. Hiç çok normal. Bin aldı ya altının bir tanesini. Çok güzel yemek yapıyor. Eşinin altının bir tanesini. Muhteşem. Nilgün Hanım alkışlatıyordu ya. Kaldığını şimdi anladım ben. Bugün diyor diye beni alkışlayacaksınız. Aytencim. Hadi bir hep beraber alkışlayalım. Günün rekoru 4 tane bir. Bravo. Yarın sizi göreceğiz. Sizi göreceğiz yarın Nurten Hanım. Ve Nurten Hanım. Anneciğim. Ben artık bizi gördüm. Nurten teyzeciğim ben bu tarz şeylerle inan ki hiç demoralize olma. Hayatım demoralize olma. Hiç olmamış. Hiç olmamış. Dün neler yaptın Agahan Hanım'a? Biri çıldırdı, çıldırdı. İki gündür yatıya kalktı. Sen kayınvalidene söyle onu. Düne kadar Agahan Hanım'la birlikteyiz. Biz de bugünden sonra Nurten Hanım'la biriz. Bundan sonra... İyi pardon. Benim adıma bunun kararını veremezsin. O gelinle ben kimseyle beraber. Ben Aysun'la konuştum. Birlik değilim. Aa ne konuştunuz? Ben öyle bir şey konuşmadım. Ben Aysun'a dedim ki Aysun bak dedim burada bir dakika anlatıyorum. Dedim Aysun burada ne oluyor biliyor musun dedim. Herkes diyor ki Seyda ile Yağmur'un tabağı birbirine çok benziyor. Bizim her zaman tabaklarımız birbirine benzemiyor muydu? Öyle yorumlar alıyorduk. Çünkü ikimiz çok güzel yapıyoruz. Şimdi kafanız karıştı. Aytencim. Ne alaka ben anlayamadım. Ne karıştı? Farklı tabak girdi kafanız karıştı. Aytencim. Birbirine çok benziyor. Bu anlamayı ben yapmıyorum. Ne diyorsun ya? Altını çizelim bir kere sen neyce konuşuyorsun? Sizin tabaklarınız benziyor. Bizim tabaklarımızla benziyor anlamında söylüyor. Aslında demek değil. Anlaşma demek değil yani. Bir saniye bak Nurten teyze uyardı onu. Diyorum. Ben konuşabilir miyim? Sen 5'i aldın ama kararlama verdim ben onu. Kararlama mı? Evet. En güzel oldu. Bu dediniz be. Hiçbirini beğenmedim. Benim gelinlerimi ayağa alayım. Gelinlerimi ayağa alayım. Evet. Haftanın ikinci gününde... Bugünün çeyrek altınını kazanan gelini açıklıyorum. Bir eksi 2 puan cezamız var. Maalesef ki. Aysun. Çünkü bebeğim ıspanakları tek parça koymanı söylenmiş. Evet. Sen ortadan ikiye kırmışsın. Kırmadım Seyda Hanım. Gerçekten kırmadım. Sıktım ben ıspanakları. Kayıtlarda varmış. Neyse. İstemeyerek olmuştu. Yani bilerek yapmadım. Belki farkında olmadan. Evet. Dikkatsizlik demek ki daha dikkat edeceksiniz. Bu büyük bir maraton. Yani 20 tane bileziğe koşuyorsunuz bu maraton. Bugün de demek ki bu takdir ilahi canım. Oradan hareket yapma. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Ayten! Ay be! İşte budur. Buyur anneciğim.
Aysun şimdi çok üzüleceğim, bir şey söyleyeceğim. Eksi 2 puan almasaydın çeyrek altın senindi. Hayatımda gerçekten bu kadar üzüldüğümü hiç hatırlamıyorum. Yani daha önce de burada eksi 2 puan aldım. Ama hiçbir zaman bir çeyreğe bedel olmamıştı. Hele de bu kadar önemli bir durumda. Çok üzgünüm. Nasıl böyle bir hata yaparım bilmiyorum. Bugünün puan durumu şöyle. Ayten 21, Aysun 22, eksi 2 20, Seda 13, Yağnur 5. 18 çeyrek altın kaldı kızlar, ona göre. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, bugünlük de bizden yine bu kadar. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Nagihan Hanım için geldi. Doğal güzellik uzmanı arkadaşım. Evet. Ne yapıyor Nagihan? Ne yapıyorlar? Ya anne abartın artık. Burası yeri mi Seda, Allah aşkına? Anne süper oluyor, çok güzel. Güzellik anne, merkezine döndü burası. Beni bulamazsan ben sana o zaman soracağım. Ay. Gidin yemeğinizi yapın. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Ben burada oynamaya gelmedim sizin gibi. Best of'a geldiysek ya alacağız ya almayacağız kardeşim. Beni Amerika'dan... Allah'ımıza bin şükür. Avrupa'dan... Nerim Hanım'ı Amerikalardan... Doktorlar gece yarısı arıyor. Ne diyor doktor arayıp kız? Neriman hello diyor. Hello Neriman. Çok şey yazıyor. Şeker kız diyorlar, tonton diyorlar. Kız. Neler diyorlar. Şehsuvar ne diyor bu şeker kız, hiçbir şeker kız? Hiçbir şeyden haberi yok.